Coin hiç kolay adımda. Coin karada. Merhabalar, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Güne Bakış'la karşınızdayız. Bu bölümde öncelikle her zaman olduğu gibi ekonomi dünyasını konuşacağız. Ardından Türkiye ve dünyaya ilişkin ayrıntıları da masaya yatıracağız diyelim. Öncelikli olarak Zeynep Hoca birazdan bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Zeynep Ökten. Diğer taraftan Ramazan Dursun'u Bitex anonim şirketi ortağını ağırlıyorum. Stüdyoda hoş geldiniz. Şimdi bu kripto paralar ya da dijital dünya pek çok kişinin yeni yeni ilgisini çekmeye başladı. Çünkü inanılmaz bir para var orada. Ama bu para niye var? Dayanak varlık nedir? Benim kafamda da çok hakikaten ciddi sorular var. Bir tarafıyla ekonomiyle bu kadar ilgilenen biri olarak yeni bir enstrümanın doğuşunu görmek başka bir keyif. Ama onu anlamlandırmak, anlatabilmek, para yerine geçebileceğini, işte çeşitli sahiplerle ortaya koyabilmek de önemli. Bu kripto dünyasına nasıl bakıyorsunuz diye onu sorayım. Yani blockchain'den farklı olarak soruyorum. Blockchain bundan sonra hep hayatımızda olacak bir teknoloji elbette. Olmazsa olmazımız. Her şeyimiz artık akıllı oldu. Akıllı telefonlar, akıllı evler, akıllı aletler. Ama bu blockchain'in içerisinde kriptoya nasıl bakarsınız? Tabii kripto paralar ya da dijital paralar tabii bize blockchain'in getirdiği nimetlerden bir tanesi. Hı hı. Onlar üzerinde geliştirilen ürünlerden bir tanesi. Bugün itibariyle toplam varlık değeri dünyada 1,5-1,6 trilyon dolara ulaşan, günlük neredeyse hacimleri 400-500 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşan bir artık büyük bir sektörden bahsediyoruz. Tabii bu değişim 2008-2009 yıllarıyla beraber başladı. Aslında dünyanın mevcut bir düzenine artık bir tepki, bir mevcut sistemin değiştirilmesi yönünde artık yapılan bir değişimdi bu kripto paralar. Neydi bu? Dünya tabii fütursuzca bir para basma, bir büyüme ve enflasyonist bir ortamdan dolayı gerçekten artık ülkelerin bile artık kendi bilançolarını yönetemez hale gelmesi. 800 milyar dolardan bahsediyoruz, trilyon dolardan bahsediyoruz. Artık ölçülebilir şeylerin artık elden kaçıyor olması bize ve bütün dünyayı artık güvenli bir limana itmek zorundaydı. Ve blockchain teknolojisiyle beraber de artık hayatımıza kripto paralar girdi. Tabii bu kripto paraların da en önemlisi atası dediğimiz bizim için de çok değerli olan Bitcoin ile beraber artık bugün geldiğimiz noktada dünyada birçok iş yapış şekli değişmeye başladı. Hem merkez bankalarının nezdinde hem de artık ülkeler stratejik olarak bunu artık masaya koymak zorunda kaldılar. Bildiğiniz üzere bu konular daha önce görmezden geliniyordu. Hiçbir şekilde umursanmıyordu. İşte arkasında ne var ne yok hep sorgulanıyor. Biraz o zaman arkasını konuşalım. Hakikaten şimdi dayanak varlık benim en çok takıldığım alan orası. Şimdi dolara bakıyoruz, bir dayanak varlık var. TL'ye bakıyoruz, var. Arjantin Bolivar'ına bakıyorum, var. Altın zaten kendi uzunca bir zamandır kendini ispat etmiş bir emtia. Diğer taraftan işte sahibi yok ve aynı zamanda hisse senedine bakıyorum, var, mevduatta bakıyorum. Her enstrümanın bir dayanak varlığı var ama mesela Bitcoin'in yok. Aslında Mine Hanım, kopuş yine bahsettiğimiz göre 2008-2009'dan itibaren hani doları baz alacak olursak da dolar biliyorsunuz zamanında altına dayalı bir enstrümandı. Daha sonra bu petrol ve türevi ürünlere karşı dolar miktarı ayarlanıyordu ama geldi bugün itibariyle doların da artık FED istediği zaman istediği şekilde bugün 3 trilyon dolar basabiliyorum diyebiliyor. Arkasında da hiçbir şekilde artık bir dayanak varlığı oluşturmamaya başladı. Amerika kendi orada bir varlık oluşturuyor ama. Böyle yapıyoruz ama diğer ülkeler de Avrupa'da olsun benzeri şeyleri takip etmeye başladı. Tabii burada Bitcoin hem sınırlı sayıda oluyor olması hem merkeziyetçi bir yapıdan uzak oluyor olması. Yani hiçbir kişi tarafından, bir kurum tarafından yönetilemiyor olması Bitcoin'in bu popülaritesini sağlamasına neden oldu. Çünkü hiçbir para yok ki değerini kaybetmesin, hiçbir para yok ki kaybolmasın.
Ve karşımıza öyle bir dijital varlık çıktı ki kendisini uzun süre artık gündemde tutacak ve önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde dünyayı dijitalleşen dünyayı daha da dijital hale getirecek ve parasal enstrümanları da sürekli bu dijital üzerine kurgulayacak bir yapıyı da beraberinde getirdi. Bize blok zincirlerini de öğretti. Ve artık bir akım geliyor ve bu akımın da öncüleri oldular bunlar. Artık insanlar hiçbir şekilde merkeziyetçi yapıdan, merkeziyetçi tarafından kontrol eden bir yapıya güvenmiyor. Ve daha özgürlükçü, daha şeffaf, daha sınırlı sayıda olan bir yapıya güvenleri artıyor. Son zamanlarda da artık kurumların da çıkan haberlerden gördüğümüz üzere kurumlar da artık buna tam olarak inandılar ve burada da yatırımlarını yapmaya başladılar. Kripto dünyasının içerisine altını nasıl entegre ettiniz? Evet, biz kripto işte dayanak varlıktan bahsettiniz. Dünyada yaklaşık şu anda 8 bine yakın aslında kripto para var. Bunların içerisinde birçoğu dayanak varlığı olduğu gibi birçoğu da kripto para şeklinde işlem gören paralar var. Biz projemizde bir dijital altın oluşturduk. Bu dijital altın adı da GoldPay olarak, Ponte Gold olarak belirledik. Bu oluştururken burada Ponte Global şirketi 2016'dan beri globalde madenli kıymetli madenler üzerinde işlem yapan bir firmanın mevcut altın işlemlerini dijital tarafa, dijital varlık olarak yapmak istemesi, bu altının transferleridir kolaylaştırması için bir proje geliştirdi kendileriyle beraber. Ve bunun bir bacağında da mevcut altının, dayanak varlık olarak altının fiziki olarak da Golden Global Bank, Türkiye'nin faizsiz sistemde işleyen ilk yatırım bankasıdır. 2020 yılında BDDK tarafından lisans almış bankada bu fiziksel altınlar Golden Global Bank aracılığıyla Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Takası'na konuluyor ve bunun bir token'ı oluşturuluyor Ethereum zinciri üzerinde ERC-20 sistemiyle. Ne oluyor? İşin aslında madencilik de giriyor mu burada? Madencilik girmiyor. Aslında şu var, GoldPay token'ı bir dijital altın haline geliyor. Fakat dayanak varlığı da oluşturulan miktar kadar ki külçe altın Borsa İstanbul'da takasında stoklanmış oluyor. Yani bu alışveriş yapacak kişilerin arkasında, hani sizin sorunuz çok önemliydi başında, dayanak varlığı nedir dediğin zaman bunun gerçek olarak arkasında bir altın bulunuyor. Ama peki, fiziksel altınlara göre de transferleri. Arkadaşlar sizi hiç duyamıyorum. Bir taraftan rejiyle de konuşuyorum. Onlar da soru soruyorlar. Hocamız hazırmış. Zeynep hocama da merhaba diyeyim. Profesör Doktor Zeynep Ökten bizimle birlikte Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam merhaba. Merhaba Mine Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi biz farklı farklı yatırım araçlarını da hayatımıza almaya başlıyoruz. Ramazan Bey'le de bu kripto dünyasını ve kripto dünyasının içerisine altın da koymuşlar. Benim kripto tarafta özellikle coin tarafında dayanak varlık olmadığı için arkasında kaygılarım vardı. Her seferinde sizinle de konuşuyoruz. Buradaki konuklarımla da konuşuyorum. Ama altın tarafında bir dayanak varlık olarak altını zaten stokluyoruz. O miktarda külçe altını Borsa İstanbul takasında diye anlattı Ramazan Bey. Ben size hocam önce dünkü merkezi hatırlatarak başlayayım. Neden böyle farklı farklı enstrümanlar aramaya başladık? İşte faizden mi çekiniyoruz ya da enflasyonun üstüne mi çıkamıyoruz? Birine ait olan bir şey mi almak istemiyoruz? Nedir bizi bu farklı enstrümanlara yönlendiren? Mine Hanım, bir kere bu farklı enstrümanlardan özellikle Ramazan Bey'in çok güzel bahsettiği coin piyasası. Benim hiçbir bilgim yok. Yani hiçbir bilgim yok değil. Tabii ekonomist olarak takip ediyorum ama hiçbir şekilde konuşmaya yeltenmiyorum. Çünkü yeterli bilgi depom yok. Ama ben bir bakıyorum ki benim evimde oğullarım benden çok daha iyiler ve bu Z kuşağı coin piyasasıyla çok ciddi ilgili. Hatta kendi aralarında WhatsApp grupları kurmuşlar ve onlarla sürekli bir şekilde finansal şeyleri takip ediyorlar. Çok ilginç. Özellikle gençler arasında çok ciddi bir yaygınlaşma var. Biz niye farklı finansal araçlara geçiyoruz? Çünkü çok uzun süredir TL istediğimiz derecede bize bir kazanç vermemeye başladı.
Yani borsaya da baktığımızda Mine Hanım, siz bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Borsaya girişler o kadar fazla oldu ki yeni iş yapanların. Eskiden bizim bildiğimiz, çok eskiden de değil yani, 2 sene önceye kadar TL yatırımcısı, yani yurt içi yerleşikler ya döviz alırdı ya altın alırdı ya da işte TL mevduata yatırım yapardı. Ama bir baktık ki borsaya girişler başladı. Bir baktık ki diğer taraftan coin piyasasına özellikle gençler tarafından ciddi bir akım başladı. Bunların sebebi eldeki parayla daha yüksek oranlı bir getiri elde etmek. Çünkü enflasyon da çok yükseldi. Bu arada bir de şeye bakıyorum Mine Hanım. Yani etrafa baktığımda gençlerin arasında işsizlik oranı çok yüksek olunca bu sefer gençlerin ellerindeki 3-5 kuruşu bile, hatta bazen ailesinden aldığı parayı ya da kendi kendilerine ufak tefek buldukları işte borç paralarla birlikte daha hızlı para kazanma yoluna gittiklerini görüyoruz. Yani burada daha yüksek getiriler vaat ediliyor. Ve insanların da herhalde buna şey oldu, yani ihtiyacı olmaya başladı. Merkez Bankası neyse ki Kasım'dan itibaren bir reel faiz vermeye başladı. Pozitif reel faiz. Ondan önceki dönemde biz negatif reel faiz dedik. Ve alternatif alanlara gittik. Para enflasyonun altında erimesin diye. Son Merkez Bankası kararında da üstünde sıkı olarak durulan bir şey var. Bu sıkı para politikası devam edecek ve reel pozitif reel faizler de devam edecek. Yani bize bunu gösterdi. Söylemleriyle de ikna ediyor. Bak, hala baktığımızda TL mevduatlarda yeteri kadar artış var mı? Bu birazcık daha şüpheli. İnsanlar herhalde biraz daha beklemedi. Çünkü gelecek aylar oranlarının tekrar artacağını düşündüğümüz bir durumda belki gelecek toplantısında daha yüksek bir faiz artış anonsuyla birlikte insanların biraz daha TL mevduata doğru kayıp, bu çok riskli, bana göre çok riskli ama işte gençlerin çok sevdiği coin piyasasından belki daha iyi getiri olabilecek vaziyette daha güvenli alanlara doğru hareket edebileceklerini düşünüyorum. Hemen burada Ramazan Bey'e döneyim. Gerçekten ürünlerle en çok Z kuşağı mı ilgileniyor? Öyle bir tespitiniz var mı? Evet, kesinlikle. Hocamızın dediği gibi Z kuşağının ilgisi çok fazla. Y kuşağında evet, biraz Y kuşağı hani yatırım tarafına daha çok ilgili ama Z kuşağı böyle oyun oynama, hani biraz yatırımdan daha çok alıp satma, o kısa vadeli yüksek karları elde edebilme konusunda çok daha fazla iştahlılar. Bu anlamda da hani bu gençlerimizin ilgisi de kripto okuryazarlığıyla beraber, yani ciddi anlamda finansal okuryazarlığını da Türkiye'de üst seviyeye çıkardı. Çünkü kriptolara ilgi Türk ülkemizde gerçekten dünya geneline baktığımızda çok üst sıralarda geliyor ve her gün bizim Biteksen olarak da her gün kullanıcı sayımız çok ciddi miktarda aşıyor ve bunu da ağırlıklı bölüm, ilgi çeken bölümü de Z kuşağı oluşturuyor. Şimdi hocam o son Atari'yi almayacaktık o çocuklara. Ondan sonra koptu hikaye herhalde Z kuşağında. Sizin söylediğiniz çok önemli bir şey var. Onu Ramazan Bey'le de teyit edelim isterim o yatırım cephesi açısından. Bu pandemiyle birlikte özellikle yatırımcı sayısının neredeyse ikiye katladığını gördük. 800 binler civarında yeni yatırımcı geldi piyasaya. Bunların bir kısmı az önce Zeynep Hocam'ın söylediği gibi gelirlerinden yoksun kalmış, işte ellerindeki parayı çoğaltmaya çalışan ya da borç alıp yatırım yapmaya çalışanlar. Bir kısmı da evde oturdukça borsa diye bir şeyin olduğunu öğrenen ve kendi aralarında konuşan ve benim çok kaygı duyduğum, çünkü işte abisinden, arkadaşından, komşusundan öğrenip böyle bir şeyi almaya çalışan, çeşitli WhatsApp gruplarında, ki o WhatsApp gruplarına SPK çok ciddi denetlemelerde bulunuyor. İşte hadi şu hisseye giriyoruz, hadi bu hisseden çıkıyoruz gibi yazışmaların olduğu bir ortamda girdiler ve işte 2000 döneminde olduğu gibi bir küskün kısmının çıkmasından çok endişe ediyorum borsa açısından. Çünkü çok özel bir yer borsa. Aynı şey sanıyorum bu kriptolar için de geçerli, doğru mu? Orada da hani hem bilmeyen hem de aa dur bakayım burada ne varmış, burada para var ya ben bu parayı alayım diye gelip parayı bırakan da var. Evet. O okuryazarlığı çok iyi sağlamak gerekmez mi? Kesinlikle.
Biz mesela Bitexen olarak çok ciddi bir araştırma ekibimiz var ve sürekli mesela kendi platformumuzda da hizmet verdiğimiz kriptoları çok ciddi bir filtrasyondan, ağır filtrasyonlardan geçirerek platformumuza koyuyoruz ki bizim de platformumuzda oyun oynayan, yatırım yapan üyelerimizin zarar görmesini engelliyoruz. Yani bu noktada katıldığım taraflar var, katılmadığım taraflar da var. Katıldığım taraflar evet riskli olan, gerçekten arkasında herhangi bir dayanak varlığı olmayan binlerce kripto paralar da var. Ama gerçekten diğer taraftan baktığımızda da artık dünyada teknoloji değişiyor. Teknoloji burada hani arkasında dayanak varlık olarak birçok şeyde biz Gold P'de olduğu gibi bir külçe altın ya da bir dolar herhangi bir şey arıyoruz ama arkasında ciddi teknoloji olan Ethereum gibi artık endüstrinin tamamen üzerinde kurulduğu, akıllı sözleşmelerin, bütün dış ticaret işlemlerin, artık noter işlemlerin gerçekten yapıldı ve önümüzdeki 10-20 yılın sistemini yatırım yapabilecek bir kripto paralar da var. Bu paraları birbirinden gerçekten ayırt etmemiz lazım. Biz kurum olarak bunlara çok hassasiyetle yaklaşıyoruz ve sürekli uyarıyoruz kullanıcılarımızı da. Her yatırım aracında olduğu gibi işin manipülatif tarafları var. Dediğiniz gibi gruplarda yani bir takım yanlış yönlendirmeler de oluyor. Zaten SPK'da bu konuda gerçekten ciddi adımlar attı ve bunu gerçekten... Kripto tarafta manipülasyonun kralını Elon Musk yaptı. Elon Musk yaptı, aynen. Şu da var, aslında sadece ülkemizde değil, Bitcoin'in 9 bin dolardan 20 bin dolarlara gitmesinin en büyük nedenlerden birisi kurumsal firmaların alışlarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin pandemi dolayısıyla halkına dağıttığı bağış paralarının da büyük bölümü, %50'ye yakın bölümü kripto paralara kaydığı biliniyor. O yüzden pandeminin zaten kripto paraların bu kadar gündem ve revaçta olmasının en önemli şeyleri biri pandemi. Yani pandeminin etkisini hiçbir zaman atlayamayız. Pandemi hakikaten bütün dünyada yatırım anlayışını da değiştirdi. İşte, yatırımcı miktarını da değiştirdi. Hocam size döneyim. Bu dönem içerisinde benim takip edebildiğim kadarıyla geçmişe oranla çok daha fazla sayıda halka arz gerçekleşti. Ve bu halka arzlar oldukça da başarılı halka arzlardı. Bu anlamda yani SPK'nın onayının çok sık elenip... sıkı dokunması, sonucu verilmiş olmasının tabii ki çok büyük bir etkisi var. Fakat buradaki yatırımcıların biraz halka arzı, garanti para, ana para korumalı bir şey, mutlaka 5-6 tavan gidecek bir şey gibi görmelerinin de etkisi olduğu kanaatindeyim. Ve oradaki yanlış anlamayı da muhakkak düzeltmek gerektiğini düşünüyorum. Yakın zamanda şimdi bir başka... Türk İlaç firması halka arz için SPK'dan hali hazırda onay almış bir konsorsiyumla girecekler. Konsorsiyum da epeyce büyük bir konsorsiyumdan bahsediyorum. Siz bu halka arzlara nasıl bakıyorsunuz? Bir taraftan olması, bir taraftan da yeni yatırımcının bu halka arzlara bakışı. Mine Hanım, şimdi geçen gün biliyorsunuz işte küresel borç oranları açıklandı ve Türkiye içinde ikinci sırada borcun gayri safi milli hasılayı oranında. Bu da yabancı borçlarının çok önemi var. 2008'den itibaren firmalarımızın yüksek oranlı yabancı borçlanması esasında döviz kurundaki artışlara bağlı olarak onu çok zor duruma sokuyor. Onun için halka arzlar firmalar açısından çok daha güvenliler. Yani derece olumlu ekonomi için, firmalar için. Borsanın yaygınlaşması, finansal derinleşmenin sağlanması, katılımcıların buraya artması ve hem firma bazında hem yatırımcı bazında bunlar hepsi Türkiye'nin finansal derinleşmesi açısından çok önemli. Ve aynı şekilde yurt dışından yabancı parayla borçlanmak yerine halka arzla sermaye toplayayım. Tabii bu sermayeyi de kendini geliştirmek uğruna kullanacaksa bence son derece olumlu duruyor. Biz çünkü hep şunu bahsetmiyorduk. Çok hocam bir müsaadenizle kesmek mecburiyetindeyim. Cumhurbaşkanı konuşmasını yapıyorum. Şuraya dönelim, sonra size tekrar döneceğim. Selamlarımı gönderiyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda ve özellikle de kadın kollarımızda görev üstlenmiş kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimizden
ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün 7 ilimizde birden gerçekleştirdiğimiz kadın kolları kongrelerimizin ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kongrelerimizde artık ilk kadın kolları kongrelerimizi sona erdiriyoruz. Kadın kolları 6. olağan kongremizi ise inşallah 8 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizde görev alacak başkanlarımızı ve yönetimlerini şimdiden tebrik ediyorum. Siyasi hayatımızın başladığı günden bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelede kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Toplumun yarısını oluşturan kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı olmadığına inandığımız için hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Her mücadeleye birlikte girdik. Her saldırının üstesinden birlikte geldik. Her zaferi birlikte kazandık. Her eseri birlikte inşa ettik. Türkiye'nin tüm kazanımlarında sizlerin de emeği, katkısı, alın teri, imzası vardır. Ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda ve yaygın şekilde söz sahibi olmaları, etkinlik kazanmaları, her kademede görev üstlenebilmeleri bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir. Bugün AK Parti kadın kolları 5 milyon 300 bini aşan üye sayısıyla ülkemizde diğer tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamına yakın bir güce sahiptir. Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar eder, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Hatırlayınız, ülkemizde yıllarca köhne bir zihniyet, çağdaşlık kisvesi adı altında başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı. Kamuda istihdam edilmelerini engelledi. Özel sektörde horladı. Hatta sokakta küçümsedi. Biz işte bu zihniyeti yıkarak kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık. Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Kadınlarımız mecliste en yüksek temsil oranına yine bu dönemde erişti. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz yer alıyor. Kabinede 2 kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınlarımız bürokraside yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere en yüksek istihdam oranına yine bizim dönemimizde ulaştı. Öğretmenlerin %60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını, kamudaki toplam istihdamın %40'ı kadınlardan teşekkül ediyor. Kadınlarımız iş hayatında girişimcilikten sanayiciliğe, hizmet sektöründen ihracatçılığa kadar her alanda bu dönemde etkinlik kazandı. Kadınların iş gücüne katılımı %31'i geride bıraktı. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısının yarı yarıya azalmasını temin ederek hak kayıplarını önledik. Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak kadınlarımızın nerede, nasıl bir sıkıntısı veya talebi varsa hepsine de kulak verdik, çözümü için çalıştık. Anne olarak başımızın tacı, kardeş olarak canımızdan bir parça, eş olarak hayat arkadaşımız, evlat olarak gözümüzün nuru gördüğümüz kadınlarımız için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kendi partilerindeki, belediyelerindeki
çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Tabii bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Ülkemizde ulaşmadık tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Bununla kalmayacak, gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimizi de bırakmayacağız. Hep söylediğim gibi, kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini zaten kendiliğinden saflarımıza çekmiş oluruz. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Türkiye için hayati öneme sahip bir dönüm noktası olan 2023'ü sadece biz değil, karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz 18 yılda demokrasiden ekonomiye, her alanda ülkemizin elde ettiği kazanımları koruyabilmemizin yolu 2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alabilmekten geçiyor. Aynı şekilde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayarak evlatlarımıza 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir ülke bırakmanın yolu da buradan geçiyor. AK Parti bugüne kadar girdiği 15 genel seçimde, mahalli seçimde, halk oylamasında, cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl hep birlikte birinci parti yapıp iktidara taşıdıysak, inşallah 2023'te çok daha büyük bir zafere yine beraberce imza atacağız. İnşallah önümüzdeki seçimlerde sandıkları evvela sizlere emanet edeceğiz. Kadın kollarımız seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandık için 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi görevlendirme sözü verdi. Sandıklara kadınlarımız sahip çıktığında orada hiçbir eksiklik ve yanlışlık olmayacağına inanıyorum. Sandık kurulunda vazife üstlenecek hanım kardeşlerimizi de şimdiden belirlemeliyiz. Bu arkadaşlarımız seçim gününe kadar sorumluluk bölgelerindeki tüm hanımları tek tek ziyaret ederek işi bitirmelidir. Bu vesileyle salgın dönemindeki faaliyetlerinizle, kongre sürecindeki gayretlerinizle AK Parti kadın kollarının aynı zamanda bir hayat okulu olduğunu gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizin odağında hep aile yer almıştır. Erkek ailenin direği ise kadında temelidir. Kadının sarıp sarmaladığı veya sarmalamadığı şefkati ve dirayetiyle kucaklamadığı bir ailenin dağılıp gitmesi kaçınılmazdır. Batıda ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle, internetiyle ve daha nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızı siyasetle ve sivil toplum faaliyetleriyle meşgul olurken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. Biz kadınlarımızın iş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmayı sürdürebileceklerine
yürekten inanıyoruz. Ama bazıları sanki bunların birbirinin alternatifi gibi, biri olduğunda diğeri ortadan kalkacakmış gibi göstermenin gayreti içindedir. Tabii bunlar Türk kadınını tanımıyor. Tabii bunlar ülkemizdeki hanımların irfanını, kabiliyetini, azmini, gücünü bilmiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz. Biliyorsunuz şahitliğini yaptığımız her nikahta gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları bunu cehaletlerinden kaynaklanan bir istihza ile karşılarken, bazıları da bilinçli bir şekilde mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor. Halbuki işte geçtiğimiz günlerde 2020 nüfus istatistiklerimiz yayınlandı. Ülkemizin nüfusu 84 milyona dayanmakla birlikte nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok da uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş öyle teşvikle, parayla, pulla filan da olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor. Ne diyor Fetih Marşı'nda Arif Nihat Asya? Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Evet, fatihler doğuracak, fatihler yetiştirecek, fatihlere istikamet gösterecek kızlarımızla, kadınlarımızla, annelerimizle birlikte aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz. Eskiler yitik, kaybedildiği yerde aranır derler. Biz de milli ve manevi hasletlerimize yönelik saldırıları ilk başladığı yerde, yani ailede boşa çıkartarak binlerce yıldır bizi ayakta tutan değerlerimize yeniden sıkı sıkıya sarılacağız. Kadın kollarımızın, özellikle kongrelerimizin parti çalışmaları yanında işte bu büyük davamız içinde yeni bir dönüm noktası olarak görüyorum. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur. Olmasını diliyor, görev üstlenecek arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi şehirlerimizdeki kadın kollarımız, başkanlarımızı ve yönetimlerini teker teker görmek istiyorum. Hakkari hazır mıyız? Hakkari, Rabia,
Devam edeceğiz güne bakışa. Şöyle bir günün gelişmelerine bakalım. Ardından buradayız. Dünyadaki koronavirüs aşılarının %75'ini 10 ülke satın aldı. 130 ülkeye bir doz bile virüs aşısı ulaşmadı. Aşı milliyetçiliği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde masaya yatırıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres aşı tekeline adeta ateş püskürdü. Guterres, pandemiyi bitirmek için tüm dünya aşılanmalı, yoksa virüs varyeteleri çoğalır dedi. Aşının hiç ulaşmadığı onlarca ülkenin olduğunu söyleyen Guterres, aşı dağıtımının inanılmaz derecede dengesiz ve adaletsiz ilerlediğinin altını çizdi. Küresel eylem çağrısında bulunan genel sekreter, yoksul ülkelerin bel bağladığı Dünya Sağlık Örgütü destekli aşı ortakları ittifakı COVAX'in hedefine ulaşmaktan çok uzak olduğunu belirtti. Böyle kaydı. Az kalsın iki kişiyi birden altına alacaktı. Boşandı. Biz zaten canımızı zor kurtardık burada. Minibüs ve küçük bir duvar esnafların hayatını kurtardı. Görüntü İstanbul Şişli'den. Kar yağışı nedeniyle yokuş bir yol buz tuttu. Sürücüsü otomobiliyle ilerleyemedi. Araç kayınca sürücü panikledi. Yan bir şekilde bıraktığı aracından sakinleşmek için indi. Yukarıda kar vardı. Araba geldi, o şeyin siyah arabanın orada kaydırdı. Yanlamasına durdu. Şoför indi, el ayağı tutuyordu. Kendine gelmeye çalışıyordu. İşte tam da bu sırada otomobil hızla kaymaya başladı. İki esnafın üzerine doğru gitti. Esnaf büyük korku yaşadı. Otomobil küçük bir duvar ve park halindeki minibüse çarparak durdu. Araba geldi buraya. Tık koydu. İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Boşandı. Biz zaten canımızı zor kurtardık burada. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Doğrudan işkence ettiler. Sonunda da öldürdüler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da şehit olan 13 vatandaşımızla ilgili HDP'nin ortaya attığı misafir yalanına tepki gösterdi. Misafir etmediler, işkence ettiler, sonra da öldürdüler dedi. Geçen hafta Gara'da 12'si vatandaşımız, 13 masum insanın kafasına kurşun sıkıp öldürdüler. 6 yıldır ellerinde rehin tuttular, işkence ettiler. Birilerinin söylediği gibi misafir falan da etmediler. Operasyonda değilken, kimisi izne giderken, kimisi izinden gelirken, kimisi sınava giderken, kimisi ailesiyle arabada giderken, çoluk çocuğunun önünde kaçırdılar. Devam ediyoruz güne bakışa. Stüdyoda Doktor Ruşen Gültekin'i ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Saygılar sunuyorum. Bir mukabele efendim. Şu Gara ile başlayalım. Gara meselesi terörle mücadeleyi konuşmaktan daha çok sanki siyasi uslup konuşmaya, işte hangisi ceza davasına konu olur, hangisi tazminat gerektirir gibi bir polemiğe doğru daha çok gitmeye başladı. Bu şekilde olması tabii çok üzücü. Şehitlerimizin olması zaten çok üzücü. Ha. Şehitlerin üzerinden siyaset konuşmak daha da yorucu bence, ama maalesef gündem bu ve dolayısıyla gündem bu olduğu için bunu konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara Harekatı sonrası başlayan tartışmalar için Sayın Kılıçdaroğlu'nun aramızdan sanki kendisine olayı ifade etmemişiz gibi görüşmeden çıkar çıkmaz grup toplantısında meseleyi siyasi polemiğe dönüştürmesi PKK'yı aklamaktan ve bir siyasi polemik haline geçmekten başka bir şey değildir. Böyle olmamalıydı diyor. Soylu'nun Kılıçdaroğlu için yaptığı bu tanımlamayı nasıl değerlendirirsiniz diye başlayayım öncelikle. Şimdi tabii bu açıklamadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Desteci ile görüşmesinden sonra belli açıklamalar oldu. Ben de onları takip ettim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, bir kere şunu koyalım başta. Bir operasyon yapıldı. Bu operasyonun ne olduğu ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi lazım. Daha bugün Sayın Müvesser Yıldız'ın yazısından orada şehit olanlardan birinin yabancı uyruklu olduğunu anlıyoruz. Dikkatinizi çekerse Sayın İçişleri Bakanımız ne dedi? 12 şehitten bahsetti. Biz 13 diyoruz. Bakın hala operasyon üzerinden
zaman geçti. Kamuoyunun tam olarak bilgilendirilmediği bir dönemden geçiyoruz. Aslında Kılıçdaroğlu da buna vurgu yaptı. Dedi ki bu noktada dedi şu soru sorulmalı. Bu 5 tane soru sordum dedi. Bu 5 soruyu ben aldım. Bu 5 soruyu şey yapmamız lazım. Nedir onun ismi? Sormamız lazım. Bu sorularla ilgili biz ne yaptık? Yani ben şuraya almıştım o soruyu. Şurada Kılıçdaroğlu'nun soruları. Notlar ne? Çok olunca. Evet, yani dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu, bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıldır elde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 yılından bu yana başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız? Birinci soru bu. Bir kere burada şunu vurgulamamız lazım. Hepimizin içi yandı. Tabii ki. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifa diliyoruz. Toplamda da 16 şehitten bahsediyoruz. Yani onları oraya kurtarmak için giden askerlerimiz de şehit oldu. PKK bugünün sorunu değil. 40 yıldır biz bu sorunla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu noktadaki asıl soru şu. Biz oraya ilk soru benim de aklıma gelen. Acaba biz oraya genel bir operasyon mu Pençe Kartal 2 harekatı için gittik ve bir mağarada tutsak olan, alıkonulan askerlerimizi mi kurtarmak istedik? Bu operasyonu spesifik olarak bu iş için mi yaptık? Ama biz sonuç olarak bu sorunun cevabını günün sonunda bilmiyoruz aslında. Bu soru önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk başta ne dedi? Biz dedi bir operasyon yaptık. Evet, başarısız olduk dedi. Şimdi başarısız olduk cümlesinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu ikinci soru şu. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, Abdullah Öcalan'dan mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest kalması için çağrı yapmasını istemediniz dedi. Bakın bunlar muhalefetin demokratik bir ülkede sorması gereken sorulardan ikincisi bu operasyonla ilgili. Üçüncüsü çok mantıklı. Diyor ki yıllarca dostum Trump diye böbürlendiniz durdunuz. Neden dostunuzun vatan evlatlarımızın terör örgütünün elinden kurtarmak için bu dostluğu kullanmadınız? Üçüncü soru bu. Dördüncüsü insan hakları gibi. Hatırlarsanız 1996'da Akın Birdal'la o zamanki Refah Partisi'nin bir üyesinin 8 tane askerimizin tutsak alınmasıyla ilgili, alıkonulmasıyla ilgili olayda bir aşamalar geçmişti. O aşamalarda İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'dı. Resul diye bir beyefendi, o zaman milletvekili Refah Partisi'nden. Birlikte burada bir pazarlık yapıldı bir şekilde ve askerlerimiz oradan kurtarıldı. Ve önemli olan bu canların kurtarılmasıydı zaten Mine Hanım. Bu canların kurtarılması için neler yapıldığını sorgulamak da bugünün günün sorusu. Ama bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle şu cümlesini ben de yanlış buldum. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'da cümlesi aslında bunu siyasi arenada tartışmaya çekmek oldu. Yani bu rencide edici bir söylem. Bizim Cumhurbaşkanımız oradaki insanlarla ilgili gerekli mücadeleyi yapmadı mı? Yaptı. Bunların şehit olmasına o rahatsız olmadı mı? Oldu. Bunu olmasın bir kenara koyalım. Diğer taraftan iktidarın da muhalefeti sorumlu tutarak siz onlarla aynı mecradasınız demesi de son derece yanlış. Bu aslında yas tutmamız gereken dönemde olayın aslında hiç istemediğimiz bir boyuta taşınmasını sağlayan söylemler. Dolayısıyla bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'na da terbiyesiz denmesi, yüzsüz denmesi ana muhalefet partisine, yani doğrudan hakaret edilmesi de kabul edilir bir şey değil. Ama biz şunu biliyoruz, siz benim geçmişimi biliyorsunuz. Devletin içerisinde kalmış biri olarak. Bu operasyonların hiçbirisi devlet aklının dışında yapılmaz. Sayın Akar'ın kendi anlatımından mesela söyledikleri var. Sayın Akar diyor ki, biz diyor yeni devlet sistemini anlatırken, biz diyor zaten aslında ilk kendi kuvvet komutanlarımla oturup tartışıyoruz bir operasyon yapılacaksa. Bu operasyonlar bitirdikten sonra koltuğumuzun altına dosyalarımızı alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. O onaylarsa biz operasyonu yapıyoruz. Operasyon onaylamazsa riskleri anlatılıyor. Evet. O işte burada dediğimiz sorumluluk türlerini ayırt etmemiz lazım. Evet. Burada sorumluluk kişi olayın siyasi sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bunu zaten Akar yeni devlet sistemindeki noktada siyasi sorumluluğun kim olduğunu anlatmış. Dolayısıyla buradaki siyasi sorumluluğu üstlenmesi gereken zaten de üstlenen aslında evet başarısız olduk diye kabul eden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu anlamda askeri sorumluluk anlamında ne olacak?
Bizim eğitim ve doktrin komutanlığımız var. Bu devlet bu cumhuriyet değil dediğimiz odur. Bu operasyonların planlandığı Türkiye dünyada terörle en çok mücadele eden ve en çok tecrübe kazanan devlet. Dolayısıyla o silsile içerisinde bununla ilgili raporlar hazırlanacak önümüzdeki dönemde. Bu operasyonla neden başarısız olduğu, istihbarat eksikliğinin nereden kaynaklandığı tartışılıp ortaya konacak. Biz o zaman öğreniriz. Ancak siyasetteki geçmişte söylediğim sözleri tahkim etmek için söylüyorum. Şu yanlış. Siyaseten insanların buradan bir polemik üretmeleri yanlış. Ancak biz biliyoruz ki eğer bu operasyon başarılı olsaydı siyasi iktidar bunu direkt propaganda olarak kullanacaktı. Yani biz başardık, biz ettik. E şimdi bunu bu şekilde kullanacak olan siyasi iktidar ki bunu yadırgamam. Neden yadırgamam? Geçmişte dünyanın her ülkesinde bunların siyasi sonuçları olur. Her askeri operasyon. Ya çocuklar kurtarılsın, vatan evlatları şehit olmasın. Tabii. Da onun propagandasını kim yapıyorsa keşke, o yapsın. Keşke kanlı terör örgütünün elinden bu askerlerimiz sağ salim kurtarsaydık da biz bunları konuşmak zorunda kalmasaydık. Yani evet. Hepimizin kahrolduğu bir süreç. Burada tek tek isimleri var bende. Bunların hepsi insan. 13 tane eve ateş düştü. Bunların hepsi işte sivil görevlilerimiz var. Erkan Pekçetin, Aydın Günel isim olarak söylüyorum. Sedat Yabalak, Vedat Kaya, Semih Özbey, Hüseyin Sarı, Mevlüt Kahveci, Sedat Vardar, Ümit Gıcır, Adil Kavakla, Müslüm Altuntaş, Sedat Sorgun, Süleyman Sungur. Bunlar mağarada şehit edilen, kafasına ateş edilerek öldürenler. Ayrıca operasyonda Yüzbaşı Burak Coşkun, Yüzbaşı Ertuğ Gürel, Kıdemli Çavuş, Assubay Çavuş, Harun Turan da öldü. Bakın bunları isim olarak söylüyorum. Mine Uzun Yol gibi, Mehmet Ruşen Gültekin gibi. Bunların hepsi insan, bizim insanlarımız, bizim askerlerimiz. Elbette ki demokratik bir devlette siyaseten bunun hesabı sorulacak. Bunun için Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener sorular soruyorlar ve buna cevaplar alıyorlar. Burada güzel olan taraf belki siyaseten şu söylenebilir. Benim en çok önemli çıkartmak istediğim şu soru şuydu. Yani cevap şuydu. Sayın İçişleri Bakanı ile Sayın Milli Savunma Bakanı'nın muhalefete gidip bunlarla ilgili neler yaptıklarını anlatmaktı. Bu yönetim sisteminde en çok eleştirdiğim şey meclisin devre dışı çıkarılmasıydı. Meclisin devre dışına çıkarılmasıydı. Burada bunun devam etmesi ve bu şekilde demokratik ülke geleneklerine uygun olarak bu hesabın verilmesi ve açıklanması aslında siyasi iktidarın, hatta aslında bu şu Türk halkına bir sorumluluktur. Burada harekat yapıldıktan sonra İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın gidip muhalefeti bilgilendirilmesi mi doğru olandır? Yoksa bu harekat yapılmadan önce tüm tarafları bir araya toplayıp tüm taraflarla bu, yani çünkü bu siyaset üstü bir şey. Orada şu cevap şeyi vermem lazım. Zaten o da çok tartışma konusu oldu. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir yerde bir müjde vereceğim diye çıktı. Ben bunu oldukça hatalı buluyorum. Bu sorunuza cevap olacak zaten aslında. Neden? Şimdi bu tür operasyonlar gizli olur Mine Hanım. Yani bunlar devletin operasyonudur. Evet. Bu operasyon çünkü bir insan kurtarma operasyonudur. Bir alıkoyulan askerleri kurtarmak için sizin baskın yapmanız gerekir. Ancak şunu bilelim. PKK'nın üst düzey yöneticileri bugün, oraya da gireceğiz belki birazdan, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gören, istihbarat eğitimini CIA tarafından yapılan bir grup teröristten bahsediyoruz. Şimdi bunların arkasında dünyanın en büyük emperyalist gücü Amerika Birleşik Devletleri var. Bunları biz hafife alamayız. Bunlar, biz nasıl kendi ülkemizde belli bir tecrübeye sahibiz, o grupta, o kanlı terör örgütü de bununla ilgili kendi eğitimlerini yapıyor ve dünyanın en büyük gücü Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan destek alıyor. Ve bunu şunun için söylüyorum. Buradaki insanların hiçbirisi hafife alınacak aptal adamlar değiller. Bunların hepsi bu eğitimleri görmüş ve artık bu noktada tecrübe kazanmış gerillalar. Dolayısıyla biz savaşırken bir gerilla şeyiyle savaşıyoruz. Sürüsüyle savaşıyoruz diyeyim yani. Ben iç sürüsü demeyi tercih ederim ama sonuçta bunları Amerika desteklediği için bir yere getiriyor. Bu operasyonların gizli olması en büyük şeydir. Dolayısıyla ana muhalefet partisine ya da muhalefete ya da başka birine bu şeylere verilmesi, bilgilerin verilmesi ya da biz böyle bir şey yapacağız diye anlatılması zaten operasyondan önce mümkün değildir.
Şimdi siyaseten bunun sorumlusu aranırken işte bir taraf diyor sen sorumlusun, öbür taraf diyor sen sorumlusun. Sonuç itibariyle siyasi sorumluluğu zaten üstlenmesi gereken taraf bu emri veren taraf değil midir? Evet. Orada Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Kılıçdaroğlu'nun gara sonrası Cumhurbaşkanı'nın sorumlu tutmasından sonra işte kendilerinin de şehit aileleri konusunda hassasiyetini Cumhurbaşkanı'nın şehit ailelerine sorsunlar diyor. Bunu eleştirdiğini söyleyenlerin de şehit cenazelerinde karşılaştıkları tavır unutulmasın diyor. Orada herhalde bu Çubuk, Ankara Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'nun darp edildiği cenazeyi mi kastediyor acaba Çelik? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, tabii Çubuk olayının ayrıntılarına baktığımız zaman hala oradaki dediğim gibi ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in bu noktada yaşadığı sıkıntılar ayrı. Biz hepimiz biliyoruz, İstanbul seçimlerinden önce Sayın İçişleri Bakanımız çıkıp CHP'nin, CHP temsilcilerinin şehit cenazelerine gitmesini yasakladım, ben yasakladım demedi mi? Bu olacak iş mi? Bugün açın CHP ve PKK yazın. CHP ile PKK ile ilgili ne kadar sözlerden kalleş örgüt olduğunu, kanlık örgüt olduğunu söyledikleriyle ilgili bir sok belge bulursunuz. Dolayısıyla sıkışma şurada. Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Recep Tayyip Erdoğan ismini vererek 13 kişiden sorumludur demesi hatalıdır. Ama karşılığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da siz terör örgütleriyle birlikte hareket ediyorsunuz demesi hatalıdır. Bizim ana muhalefet partilerimizin işte İyi Parti'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle işbirliği yaptığını söylemek artık bir çok ağır bir hakarettir. Yani bunu böyle kabul edilemez. Dolayısıyla bir Onur Bey'e de hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yani sizin bu kadar gecikmeli gelişiniz beni akşam buradan çıktıktan sonra eve gidemeyeceğim konusunda bir başka kaygıya doğru götürdü. Cuma çok günleri kötü biraz trafik. Yoğun oluyor trafik. Fena değil İstanbul'da. Trafik, evet. Şu an itibariyle hiç fena değil. İnşallah. Ama yine de umut var. Hadi bakalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın bu tür askeri operasyonlar yapılırken aslında Sayın AK Parti sözcüsünün de söylediği şuydu. Bir demir yumruk olmamız lazım. Hı hı. Bu söylendi ama hemen ardından yaşadığımız şey aslında yine bir ayrışma. Yine bir, başka bir şey oldu. Bu arada bütün bu kadar kötü, bu kadar canımızı acıtan, bu kadar yüreğimizi dağlayan olayın içerisinde bir tane en azından görece an itibariyle artık olumlu değerlendirilebilecek belki de Selahattin Demirtaş'ın tweet'i var. PKK'nın ismini kullanarak, lanetlediğini söyleyerek, kınadığını söyleyerek, ailelerin acısını paylaştığını ve bu yaşananlardan çok üzgün olduğunu belirttiği bir tweet atmış. O aşamada belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Belki ben de gördüm o tweet'i. Belki bundan sonra hani terörle aramda mesafe var demeye çalışacak mı? Ya da gerçekten şu anayasa tartışmaları belki konuşuruz. O da masaya oturacak mı? Oturtulacak mı? Kabul edilecek mi? Ya da gerçekten artık böyle bir terörle aramızda mesafe var diyebilecek noktaya gelecekler mi? Şimdi burada yani bir umut ışığı birinci mı? Noktayı şunu söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın o tweetinden sonra HDP Merkez Yönetim Kurulu'nda bir basın açıklaması var. Ve orada bir seslenişi var. O seslenişte HDP şunu söylüyor bir taraftan da. Diğer alıkonulan kişilerin de bırakılması için PKK'ya sesleniyor. Yani biz oradan şunu anlıyoruz bir taraftan da. Demek ki şu anda gene PKK'nın elinde olan askerlerimiz ve polislerimiz var. Şimdi bunları bu süreçlerin demokratik olarak şeffaf yürütülmesinde çok büyük bir fayda var. Geçenlerde hepimiz basında izledik. Hollanda İçişleri Bakanı iki tane asker kazada öldü diye. Kazada öldü yani Birleşmiş Milletler'in bir operasyonunda istifa etti. Siyasi sorumluluğu aldı. Şimdi Türkiye'de de istifa edilmese dahi bununla ilgili siyasi sorumluluğu üstlenecek ve bunun üzerinden bir öz eleştiri yapacak bir ortama gitmemiz lazım. Yani bunları şeffaf bir şekilde konuşup bir yere getirmemiz lazım. Ki bir yere gelelim ama Türkiye'de ta biz Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana yaşıyoruz. Erzurum Kongresi'nden bu yana yaşıyoruz. Sivas Kongresi'nden bu yana yaşıyoruz. Aramızda bazen şunlar çıkıyor. Bunlar etnik olabiliyor, dini olabiliyor. Bu yapılar. Bu yapılar emperyalist güçlere sırtını dayayarak Türkiye'de bir takım olayları çözeceğini düşünüyor.
Türkiye'de siyaseti bu noktada etkileyebileceğini düşünüyor. Bunları PKK bugün kime dayanıyor? Bu terör örgütünün başının annesi vefat ettiğinde en üst düzeyden Amerika Birleşik Devletleri'nde aranıp daha geçen hafta başsağlığı dilenmedi mi? Yani nasıl oldu bu işler? Öyle olunca Türkiye nerede duracağını bilecek. Türkiye içindeki bileşenler de buna etnik bileşenler, buna dini bileşenler, dini istismar edenler diyelim. Bu tür adamlar da nerede durduğunu bilecekler. Bu ülkede başarılı olamayacaklarını, talep edebilecekleri haklarını Türk devletinden, Türkiye Cumhuriyeti devletinden talep etmeleri gerektiğini, çünkü bu ülkenin vatandaşı olarak bu haklara sahip olduklarını bilmeleri gerekir. Bunu başarmadıkça, bakın bir örnek vereceğim. Benim içimi acıtır, hep söylüyorum Mine Hanım. Türkiye, Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getirdi ve 3 ayda yargılamasını yaptı, cezasını verdi, cezaevine koydu. Hala verilen bu hükümle Abdullah Öcalan dediğimiz terörist başı, bebek katili cezaevinde 3 ayda bitirdi. Selahattin Demirtaş'ın iddianamesi niye 6 yılda hazırlandı? Birilerinin bu soruları sorması lazım. Selahattin Demirtaş'ın işlediği suçlar varsa 2014 yılında, 2021 yılında bir Selahattin Demirtaş'ın iddianamesini konuşuyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Yargı da siyasallaştırılmayacak. Terör örgütünün yaptığı eylemlerle ilgili, bununla ilgili eğer Selahattin Demirtaş veyahut başka biri veyahut o tarihte kim karıştıysa bu işlere ortaya çıkarılacak ve o tarihte iddianamesine hazırlanacak. Yani o tarihteki açıklamaları hepimiz biliyoruz. Bunu biz açılım değil, saçılım süreci olarak görüyorum. Niye söylüyorum bunu? Hukukun üstünlüğünden ayrılarak herhangi bir şekilde terörle mücadele devlet etmez. Devlet hukuk sınırları içerisinde kalır. Her zaman onu güçlük olur. Biz ne yaptık? Bakın bu şeyde terör örgütünün eylemlerinden sonra dünyada ta Belçika'dan Sayın İçişleri Bakanımız anlattı. Nasıl bir kumpasa getirmek istiyorlar Türkiye'yi. Orası bombalandı diye telefonların geldiğini, dünya basınına orayı Türk devleti bombaladı şeklinde haberlerle açığa çıktığını. Bunu biz nasıl çözdük? Amerika Birleşik Devletleri yaptığı o açıklamadan nasıl döndü? Biz otopsilerini yaptık. Devletiz çünkü biz. Biz cenazelerimizi teslim alırız, adli süreci inceleriz, otopsiler yapılır, adli ölüm muayenesi yapılır ve ondan sonra şehitlerimizi ailelerine teslim ederiz, gömülmelerine izin veririz. Ve bunları biz ispat edebildiğimiz için, gösterdiğimiz için ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri özür diledi yani. Özür diledi, açıklama yapmak zorunda kaldı. Dünya basında demek ki terörle mücadeledeki en öne birincisi demir yumruk olmak, hep birlikte olmak. İkincisi hukuk devleti sınırları içerisinde mücadele etmek. Çünkü seni devlet yapan, terör örgütüyle mücadele ettiğini izlenimini veren budur. Bunu yapmaktır. Bunları yaparsan ve aynı zamanda oradaki senin içindeki tıpkı Atatürk'ün söylediği gibi, yani bizi kültür birlikteliği bir arada tutuyor. Tarih bilincimiz, geçmişimiz bir arada tutuyor. Bizi Kürt olmamız, Türk olmamız, Alevi olmamız, Sünni olmamız Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturmuyor. Tamam. Anayasanın 60. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı olan herkes Türktür diyor. Bunun için herkes zaten daha. Ne mutlu Türk olana demiyor, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Bravo, böyle dediği Onur için Bey, diyor. Hoş geldiniz tekrar. Bu GARA operasyonunun askeri boyutunu elbette değil ama siyasi polemik yarattığı ve hakaretlere sahne olduğu durumu konuşuyorduk siz gelmeden önce. Size de bu konudaki fikrinizi bir sorayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz herkesin herkese bu derece tansiyon yüksek bir şekilde hitap etmesini? Şimdi öncelikle bu GARA'daki 16 şehidimizi kaybettiğimiz operasyonda oradaki bir askeri tam olarak da ne olduğunu net anlamış değilim. Kamuoyu da bu konuda çok açıklanmadı çünkü. Evet. Yani bir rehine kurtarma operasyonu mu yoksa GARA'yı düşürme operasyonu mu olduğu sanıyorum. Ama ben bunun üzerine bir yorum yapmadım şimdiye kadar. Yine de yapmayacağım. Ya bu askeriyenin, yani askeri bilgisi olan birilerinin yapması gereken yorum zaten. Askeri operasyonların, bu konuda teknik soruların, cevapların siviller tarafından dile getirilmesi, tartışması kadar askeriyemize hiçbir fayda getirmeyecek, muhtemelen zarar getirecek şeyleri de tartışmak bize düşmez diye düşünüyorum. Evet, şüphesiz. Ben biraz uzaktan ama yakın fiilen bizzat değil ama yazılarla, makalelerle ciddi takipçisiyim. Benim bildiğim kadarıyla bizim askeriyemiz gibi 2000 yılın üzerinde bir geleneği olan,
en eski kurumumuzun içerisinde bile bu konular çok dikkatli konuşulur. Yani bir asker bu tip konuları, yani askerinin operasyonunu, gidişat veya işte yapış şeklini falan kendi aslarıyla bile tartışmaz. Ancak eş rütbeliyle veya izin alarak üst komutanlarıyla tartışır. Yani bunlar askeriyede hiçbir şekilde mevzu bahis edilecek durumlar değildir. Ben bir tek şey biliyorum. Bu bizim geleneğimizde vardır. Halen de çok güçlü bir şekilde, en güçlü şekilde devam etmektedir. Bizim karargahta bulunan en üst generalimiz bile sahada bulunan en düşük rütbeli erimize kadar onların ayağına bir tane çakıl taşı değmesin diye kendini siper eder. Bizim askeri geleneğimiz böyledir. Benim bundan hiçbir şüphem yok. Oraya ne için gidildiyse bunun da ellerinden geleni yaptıklarına bu konuda inanıyorum. Ama kurtarma ama başka bir şey. Ve bunun üzerinden polemiği sanıyorum en başta HDP milletvekili Mithat Sancar ve Hüda Kaya'nın yorumlarıyla, o yalan dolan içeren yorumlarıyla başladı. Maalesef Kemal Bey sanıyorum o sırada briefing almıştı Sayın Akar'dan ve Sayın Soylu'dan. Evet, ondan sonra. Ona rağmen böyle bir açıklama yapması hakikaten çok, yani ben üzülüyorum. Ondan sonra iktidar da bu konudaki bir takım siyasi söylemlerde bulundu. Onlar da aynı hataya bence devam etti. Yani bizim bu konuyu tartışma gibi lüksümüz yok. Bu askerimiz, oradaki her vatan evladı, görev yapan, hepimizin kardeşi, abisi, çoluğu, çocuğu. Yani bunda bir şey yok. Tamam. Türkiye'de bu konuda üzerinden bir ayrım yapamazsınız. Hangi partiye, bir parti hariç, hangi partiye mensup olursa olsun, Türk milleti her zaman askerine, siyaset o sırada nerede olursa olsun, sahip çıkar. Buna devam etmektedir. Burada muhalefete de, iktidarda görev düşüyor. Bu konuyu, bu bağlam içerisinden lütfen bizim gündemimize sokmayın, çıkarın. Asker orada görevine gitmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri 2000 küsür yıllık tarihinde her zaman başarılı, belki bazen tam de başarısız, 2227 ama her zaman milleti için savaşmış bir ordudur. Bunda hiçbir beis yoktur. Dolayısıyla bunu tartışmak bence abesleştik. O kısmıyla ilgili bir tartışma zaten yok benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi tartışma yok, var. Alanına... Gizliden var. Şimdi gizliden var. Şöyle gizliden var. Açıkta olanı tartışalım mı önce? Açıktaki gibi bir şey mi? Yok, hayır. Yani, sıkıntı oradan geliyor gibi. Yani. Neden bahsediyor? İşte efendim oraya gidilir miydi? Daha evvel bir şey yapılır mıydı? Diplomatik yollar bitmiş miydi? STK'lar kullanılır mıydı? Turlar da öyle zaten. Oraya böyle mi gidilirdi? Ya Türk Silahlı Kuvvetleri bir karar vermiş ve buraya bir birlik göndermiş. Sebebi henüz açıklanmamış olmasına rağmen. Kurtarma operasyonuysa da bunu söylüyorum. Ve orada 16 tane şehit vermişiz. Her ne sebeple gidilir sayılsın. Bu bizim için zaten içimizde yanan bir yaradır. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbirimizin oraya boş yere gittiğini veya yanlış gittiğini düşünenimiz var mı? Yok. Ama bu şu an bu tartışılıyor. Bakın Selahattin Demirtaş'ın tweetinde çok enteresan, evet ciddi bir şey var. Görmek istediğimiz, Türk siyasetinde olan insanlardan görmek istediğimiz bir yakın söylem. Yakın, hayır, ona da yakın. Ama sonra ne diyor? Kanlı terör örgütü niye, evet, niye diyor diplomatik yollar tükenmeden böyle bir şey yapıldı, şov yapıldı? Ya sen nereden biliyorsun? Sen 3 senedir hapistesin. Sen diplomatik yolların kullanılmadığını, hepsinin sonuna kadar ben de bilmiyorum da sen nereden biliyorsun? Ya orada da böyle mesela bugün Pervin Buldan da bir açıklama, bugün veya dün tam tarihini bilmiyorum, açıklama yapmış. O da bizim PKK ile ilişkimiz yok diyor. Net bir soru soruyor gazeteci. PKK lanetliyor musunuz diye anlatıyor ama cevap verme. Yani sonuç itibariyle ben bu olayın bunun üzerinden, siz diyorsunuz ki açık, zaten açık şeylerde problem. Açık şeyleri konuşurken efendim niye oraya işte bilmem heyet yollanmadı, niye diplomatik yollar, niye böyle girildi? Yok, ben açık derken şunu kastettim. Dün de İsmail Hakkı Pekinpaşa bağlandı. Askeri göz, askeri tecrübesini ortaya koyarak eski genelkurmay daire istihbarat daire başkanı. İşte o belli ki dedi burada bir şey var. İstihbarat açığı var.
Bu istihbarat açığı, yani biz şöyle yapıyoruz. Zaten Akar da aynı açıklamayı yaptı. Hulusi Akar da mecliste aynı açıklamayı yaptı. İşte işin yöntemini, yolunu, yordamını söyledi. Genelkurmay, işte özel tim vesaire operasyon kenar katılacaksa istihbarat daireyle birlikte dosyaları hazırlıyorlar. Hazırladıkları dosyayı götürüyorlar. Cumhurbaşkanına veriyorlar. Nihai karar, sonuç itibariyle başkomutan sıfatı. Nihai karar Cumhurbaşkanı veriyor, ona anlatılıyor riskler. Diyor ki ya doğru düzgün riskler hesaplanmamış ya riskler doğru düzgün anlatılmamış. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şeye onay verdiğine göre böyle bir yol görüyorum diyor. Dolayısıyla bir istihbarat açığı ya da istihbarat eksikliği. Yani İsmail Hakkıpaşa dahil bizim bilmediğimiz kamuoyuna yansımayan. Ben tamamen yok, gizli bilgiler, gizli bilgileri bilmiyor, biliyorsa bir şey diyeyim ama bilmiyorsa... Ben de şunu sorarım yani nereden biliyorsunuz oraya kurtarma operasyonuna gittiklerini, nereden biliyorsunuz karayılanın orada o karayılanın peşine gitmediklerinde tesadüfen bu 13 şehidimizin orada saklandığını bulmadık. Bilmiyoruz yani ben bilmeden bu kadar uç yorumlar yapmıyorum. Bu şekilde uç yorumlar uç derken yani bilgiye dayalı değilse ki bunlar gizli bilgiler. Yok genel itibariyle bugün herhangi Bakanı'nın açıklaması için... özür dilerim bölüyorum. İçişleri Bakanımızın konuşması da dikkat çektiyse bugünkü konuşması daha yumuşaktı. Tansiyonu düşürücüydü. Yani doğrudan muhalefete bir şeyler söyleyen bir açıklama değil. Hani bunlar tartışılır, bunlar konuşulur, bu sorular da sorulabilir. Ancak işte şu aşamada yani benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefet olarak yaptıklarından değil de hocam siz gelmeden önce söylediğim bir cümle var. Nasıl siyasi iktidarın terörle muhalefeti aynı dili konuşan ya da aynı diyen söylemi doğru değilse doğrudan şu ismini vererek Recep Tayyip Erdoğan 13 şehidimizin sorumlusudur demek de ağır bir olmuştur. Yani bu amacı aşmıştır. Yani bu iki tarafta bu söylediğindeki tansiyonu indirmek zorunda. İşte bunu zaten yani görünürde olan bölüm burası, bunu tartışalım önce diye o yüzden söyledim. Pekin Paşa da bu arada sadece Gara operasyonu için söylemiyor. Herhangi operasyon için söylüyor. Bu işin yani oluru budur, gidilmesi gereken yöntemi budur. Şimdiye kadar hep böyle gidilmiştir, bundan sonra da böyle gidilecektir. Çünkü askeri gelenek bunu gerektirir diye söylüyor. Gara özelinde değil sadece. Okay. Dolayısıyla hani orada da bir yanlış anlaşılma olmasın diye tekrarladım. Ben buradaki siyasi üslubu işte bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet liderine terbiyesiz herif demesini, bir tarafta işte ana muhalefet partisi genel başkanının sorumlusu, siyasi sorumlusu 13 şehidin sensin demesi, Meral Akşener'le benzer tartışmaların, polemiklerin ortaya çıkmış olması. Yani burada çok sertleşen, tansiyonun çok yükseldiği, suyun sürekli daha da ısındığı bir tartışma var. Ve siyaset üstü bir birliktelik, bir işte az önce Rüşen Bey bir demir yumruk olmamız gerektiğini ifade etti. Öyle bir duruş sergilemek gerekirken böyle kendi içimizde kavgaya tutuşmuş gibiyiz. Onu tartışmak istiyorum aslında. Şimdi ben bu konudaki hani itirazımı temelden bahsederken zaten muhalefetten bahsetmedim. Yani bu konunun askeri boyutunun özellikle operasyonel boyutunun kamuoyunda tartışılması veya tartışmaya zemin hazırlanmasında iktidarın da muhalefetin de suçları aynı. Hani biri az biri çoktur, bana göre bu taraf çoktur, üstada göre o taraf fazladır. O ayrı bir konu ama sonuçta ya terör ve terörizmle mücadele... Bu ülkede hiç kimsenin siyasete alet etme lüksü olmayacak bir durum olması lazım. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte bunda siyasilerin yapmaması gerekiyor karşılıklı yani, olarak. Yani şimdi ben işte, o suçludur bu suçludur. Ben sadece dedim ki ben kronolojik bir şey söyledim. Şeyle Mithat Sancar ve Hüda Kaya'nın açıklamasıyla başladı. Onların bu yalan, kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Kanalda ceza gelmesin. Bu insanların bu açıklamasıyla. Arkasından... Ben hala anlamadım niye böyle bir laf söyledi de Kemal Bey'in o açıklaması geldi. Arkasından hükümet cephesinde, iktidar cephesinde sanıyorum Ömer Çelik'le başladı. Sayın Cumhurbaşkanı bir şey dedi. Yani, şimdi Ömer Çelik de ama CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu anladığım kadarıyla burada kastediyor ve Çubuk'taki mevzuyu hatırlatıyor. Katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradığını işte ya da şehit cenazelerinde karşılaştıkları tavrı da unutmasınlar gibi bir söylemi var. Da yani sert değil mi? Sert bakın ben zaten söylüyorum ya her iki tarafta da suç var diyorum. Bunu bir şekilde bunu Sayın Cumhurbaşkanı mı ön ayak olur? Kemal Bey mi ön ayak olur?
arada bir arabulucu mu olur? Yani ya bizim bu dili çözmeleri lazım. Bu çözmesi yani, lazım. Yani bu terörizm ya. Bu teröristler. Bu dili şimdi, çözmek yani, üzere sanıyorum. Şimdi bu şöyle, şehitlerimiz sağcı mıydı, solcu tamam. muydu, CHP'li miydi, AK mı? Kime ne ya? Tabii 16 tane son olmalı. 16 tane şehitimiz var. O kadar bitti. Askeriye siyaset, kışlaya siyaset girmez diye dediğimiz şey bu. Ama şunu bir tarafı bir şey biraz fazla konuşunca şu anlaşılıyor. Muhalefetin uğradığı saldırıları konuşunca ya muhalefeti savunuyor. İktidara söyleyince iktidarı savunuyor. Değil kardeşim, burada net şeyi hocam söyledi. Hikaye şu. Kılıçdaroğlu Çubuğa gitmeden önce siz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz diyen bir siyasi iktidar vardı ya. Ya dedi ki telefon faturalarınızı, elektrik su faturalarınızı PKK getirecek diye bunu siyasi polemik konusunu doğrudan kulaklarımız mı yanlış duydu? Mine Hanım bunlar söylendi yani, bunlar yanlış. Şunu söylüyoruz bari bugünden itibaren Allah rızası için terörle ilgili konularda bu tür şeyleri yapmayın, önümüze getirmeyin. Buna muhalefetiyle iktidarıyla bir araya gelin ve buradan bunu çözün. Yani hikaye bu. Bu olmadıktan sonra Çubuk da oraya gittiği zaman halkı galeyana getiren bu durumda, yani orada bir galeyan hali varsa, bilinç hali varsa bunda siyasi iktidarın günahı yok mu? Var. Sen doğrudan ki hani Kılıçdaroğlu bunlar yazılıp çizilmiyor. Doğrudan PKK'nın suikastine uğramış bir adam ya. Yani Artvin'de Kılıçdaroğlu ateş açtı PKK. Şimdi bunu neyini konuşacağız yani, hani bunu nesini savunacağız? Ancak şu işi siyaset çözecek. Bir taraftan burada şimdi bunu konuşuyoruz. Operasyonu konuşuyoruz ama yarın çağıracaksınız. HDP'nin yeri nerede duracak? Kapatılmalı mı? Kapatılmamalı mı? Şimdi işin siyasi boyutuna girdiğimiz zaman bunun alanını suistimal eden bir şeyle karşılaştığımızda işte olay buraya geliyor. Önemli olan bu dili çözmenin yolu. Bir hukukçu olarak bu açılan tazminat davalarına nasıl bakarsınız? İşte 5 kuruşluk dava açıyor Kılıçdaroğlu. O 5 kuruşluk davaya karşı dava olarak da 500 bin liralık bir cevap veriyor. 500 bin liralık bir tazminat davası Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu açıyor. Şimdi bu da ayrı bir mesele. Siyasi liderlerin kendi siyasi polemiklerini yargı üzerinden çözmeye çalışmaları da son zamanların geleneği. Yani karşılıklı olarak dava açmalar, etmeler filan dediğimiz zaman. Fakat şimdi Kılıçdaroğlu'nun burada yediği hakaretlerin haddi hesabı yok ya. Daha dün yüzsüz terbiyesizlerdi yani. Hani bunu kabul etmek mümkün mü? Ana muhalefet partisi diye. Şimdi benim burada Onur Bey'le hiçbir şeyle anlaşabiliriz. Ama benim ona herhangi bir şekilde hakaret ederek bir şey söylememin bir anlamı var mı? Bugün Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki ben kendisine hakaret etmiyorum. Bir şey söylemiyorum. Sorular sordum. Bir ana muhalefet partisi başkanı olarak da benim görevim bu. Bunları sormak zorundayım. Çünkü siyasi sorumlu belli. Hani ne dedik demin? Dedik ki bir hiyerarşi var diye Sayın Akar televizyonda anlattı. Bize dedi bir hiyerarşi var. Külliyeye gidiyorum. Not aldım yani. Külliyeye gidiyoruz. Hazırlıklarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatıyoruz. Kendisi yap derse yapıyoruz. Aynen bu cümle. Yapma derse yapmıyoruz. Siyasi sorumlu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe siyasi sorumlusu. Bunun bir hukukçu olarak bunu görmemek mümkün değil. Dolayısıyla bundan sonra çıkan tartışmaların da belli çizgilerde yürümesi, hakaret edilmemesi lazım. Ancak biz şunu görüyoruz. Bu davaları toplayan biri olarak yani bu dönem şu anda ben topluyorum biliyor musunuz? Bu niye topluyorum? Sayın Kılıçdaroğlu hakaret edildiği zaman Kılıçdaroğlu yargı şöyle karar veriyor. Geçen daha birkaç yıl önce DHKPC'lisin sen denmiş bir terör örgütü lideri ya direkt yani hani sen bu örgütün elemanısın demiş Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu da tazminat davası açmış. Diyor ki yüksek mahkememiz bu siz diyor siyasi bir figürsünüz. Siyasi figür olduğunuz için şok edici ağır eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor. O yüzden bunu yutacaksınız. Bundan dolayı size tazminat vermiyorum diyor. Kabul. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da böyle. Ama aynı açıklamaların bir benzerini hadi sıkışsa aynen sıkışsa AK Partili birine söyleyin bakalım. MHP'li birine söyleyin bakalım. Bakalım başınıza ne geliyor? Ya anında gözaltına alınıyorsunuz. Gece sabaha karşı. Şimdi bu çifte standart, bu çifte standart rahatsız edici. Bu içtihat oluşturmuyor mu dediniz? Oluşturmuyormuş demek ki. Zaten geçen benim çok sevdiğim hocam var Ahmet Kılıçoğlu. Ya yani bu kişilik haklarına saldırı ile ilgili Türkiye'deki içtihatların oluşumundaki en ünlü hoca. Dedi ki her şeyi çöpe attık dedi. Yani bugüne kadar yazdığımız, çizdiğimiz ne varsa hepsi çöpe gitti dedi. Çünkü burada ben Onur Bey'e hakaret ediyorum.
Yargı diyor ki Onur Bey buna sabretmesi lazım. Eşitiz biz. Onur Bey bana hakaret ediyor. Ben ceza alıyorum. E şimdi böyle olduğu zaman Onur Bey ile ben eşit olarak korunduğumuzu hukuken söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Bu çok rahatsız edici bir şey. Bu noktada yargının adaleti tesis edecek bir şekilde karar vermesi lazım. Bu örnekler göze batıyor. Boğaziçi'nde de göze batıyor. Başka alanlarda da göze batıyor. Görüyoruz yani çok bu sık verdim ama yine söyleyeceğim. Sevda Noyan hanımefendi vardı. Resmen halka kin ve nefrete tahrik suçunu işlediği iddia edildi. Biz hukukçuyuz, yaptı diyemeyiz. İddia edildi. Kendisi Cumhuriyet Savcısı tarafından davetiye gönderildi birkaç hafta sonra. Hakkınızda böyle bir iddia var. Doğrusu da budur. Yani gözaltına almanın koşulları var bu ülkede. Davetiye gönderildi. Kadıncağız bu davetiye aldı. Hakkında böyle bir şey var diye. Cumhuriyet Savcısı'ndan gitti. İfade verdi. 6 ay sonra davası açıldı. 6 ay sonra. Hala yargılama devam ediyor. Bakın bir yıldan fazla oldu yanılmıyorsam. Sevda Noyan hanımefendinin bu televizyondaki durumuyla ilgili olarak. Ama aynı hakareti bir tane muhalif yaptığında, bir Boğaziçi öğrenciyle yaptığında, ki yapmıyor da, yaptığı iddia edilerek sabah 5'te çocuk evinden gözaltına alınıyor. Ya da öbürüne direkt teröristler diyoruz bile. Bir de bunu da söyleyeyim yani hepsine terörist diyoruz. Ben burada konuşuyorum, benim telefonuma sen teröristin diye yazıyor adam. Artık bu polemik o kadar şey haline geldi ki herkesin terörist olduğu, gerçekten terörist olanın artık ayırt edilemediği bir yere doğru gidiyoruz. Bu aynı zamanda çok tehlikeli. Bu dilden uzaklaşalım da kanlı terör örgütleri ya da bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle şeyi olan, sorunu olan kim varsa bunları ayıklayalım. Ve bu ülkeyi artık bundan çıkaralım yani. Bu terör örgütünü bitirmenin yolu da bu zaten. Yani Atatürk'ün dediği gibi iç cephe esas. İç cephede biz bir araya gelmedikten sonra dışarıdaki insanlarla uğraşamayız. Bakın İngiltere uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Bugün basına yer aldı. Gene Suriye'de olan olaylar var. Irak'ta olan olaylar var. Ege'de olan olaylar var. Yarın Karadeniz'i konuşmaya başlayacağız. Çok ciddi olaylar ortaya geliyor. Biz ne yapacağız? Birbirimizi yiyerek mi konuşacağız? Bir diğer evet, sorun da şu. Son olarak da onu söylemek lazım. Çok üzülüyorum. 480 milyon kilometre öteye Amerika'nın NASA uzay ajansı bugün bir şey indirdi ya. Hatta helikopter taşıyan bir cihaz indirdi ya. Yani adam neyi konuşuyor? Ben burada o mu terörist, bu mu terörist konuşuyorum. İşte bu dili düzeltmem lazım diyorum. Bırakın bunları da bu ülkeyi daha ileriye nasıl götüreceğiz? Ne yaptık? Üniversite reformu olarak ne yaptık biz? Eğitim reformu olarak ne yaptık biz? Nerede neyi ürettik? Ya açalım şeyi patent. Onur Bey yurt dışında iyi bilir. Kaç tane patentimiz var Allah aşkına? Bir soralım yani keşif olarak, patent olarak, uluslararası patent teşkilatından kaç tane patent aldık ya? Onu konuşalım artık yani. Bu ülke üretsin. Zaten onu konuşalım. Konuşmaya başladığımız zaman İşte emperyalizmin bize yaptığı bu işte. Yani şunu anlatmayız. Emperyalistler, bunun adı Rusya olur, bunun adı Çin olur, bunun adı Amerika Birleşik Devletleri olur. Seni burada bunun içerisine boğuyor. Kendisi her şeyi yapıyor, gidiyor, ilerliyor. Ve biz sadece ondan ürettiği telefonları kullanıyoruz. Ve başka şeyleri kullanıyoruz. Niye ben bunları yapmıyorum yani? Bunu tartışacak güne ne zaman geleceğiz biz? Ben bir reklama gideyim, sonra da bunu tartışalım o zaman. Bir reklam, sonra buradayız. Yağların özelliği aynıdır. Fakat bazı dönemlerde bunların kıymeti anlaşılır. Yani böyle bir hadise yaşandığından dolayı mesela bu yağların kıymeti anlaşıldı. Koronavirüse karşı korunmak isteyen vatandaşlar yağ talebini arttırdı. Özellikle de lavanta yağına olan talep önceki yıllara göre %200 arttı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun koronaya karşı önerdiği lavanta yağıyla benzer özelliklere sahip olan kekik, nane, okaliptus, karanfil yağlarının tüketimi arttı. Samsun'da 28 yıldır aktar olan Tayyar Çalık, koronavirüsten sonra özellikle lavanta yağına olan talep %200 arttı dedi. Son dönemde özellikle bu koronavirüsünden sonra antioksidan, bakteri, antibakteriyel olan yağlara teveccüh arttı. Bunların başında kekik yağı geliyor. Kekik yağı, lavanta yağı %200. Evet, yani %200 artış oldu. Hayır be. Kahve kendi kahvesi. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak
Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Koronavirüsle mücadelede Türkiye 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemine geçiyor. Her kent kendi kararını alacak ve de süreç 4 aşamada ilerleyecek. Normalleşme süreci için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı yol haritasını hazırladı. 1 Mart'tan itibaren her kentin vaka sayısı mercek altına alınacak. Veriler haftalık açıklanacak. Risk seviyesi renklerle tanımlanacak. Kentlere renkli puanlama sistemi getirilecek ve normalleşme adımları buna göre atılacak. Örneğin vaka sayısı 100 binde 100'ün üzerinde olan kentler kırmızı, yani çok yüksek risk grubunda yer alacak. 100 binde 36 ile 100 arasında vakası bulunan kentlerse turuncu grupta, yani yüksek riskli grupta bulunacak. 100 binde 11 ile 35 arası ise sarı, 100 binde 10'un altı ise mavi olacak ve de maviyi gören normalleşebilecek. Kısıtlamaların gevşetilmesi kararı 2 haftada bir gözden geçirilecek. Sarıdan kırmızıya geçen bir il, kısıtlamaların geri geleceğini önceden bilecek. Düğünler, ziyaretler yasaklandı. Köy ve yaylalara çıkışa kısıtlama getirildi. 8-14 Şubat tarihleri arasında korona vakalarının en fazla görüldüğü 4. il olan Giresun'da yerel kısıtlama tedbirleri devreye alındı. Alınan kısıtlama tedbirleri Giresun Valiliği tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu. Buna göre tüm köy ve mahallelerde düğün, nişan, kına, mevlid, taziye gibi toplu etkinliklerin kontrol altına alınmasına karar verildi. İl genelinde pandemi konusunda bilinçlendirme anonsları da yapılacak. Şehirde hafta sonu kısıtlamalar da sıklaştırıldı. Köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşlar bu yasaktan muaf tutuldu. Giresun Valiliğinin açıklamasında kısıtlama saatlerinde kolluk kuvvetlerinin daha sıkı tedbirler alacağı ve yasaklara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği bildirildi. Evet, devam ediyoruz. Güne bakışa şimdi hakikaten aslında bu tip konuları tartışmayı bir bırakabilsek çok daha geleceğimize dair konuları tartışabileceğiz ve çok daha fazla yol alabileceğiz. Biz Ay'a gidene kadar adam Mars'a gitti. Doğru. Yani. Sizin değerlendirmenizi de alayım, ondan sonra geçelim başka konulara. Mars konusunda mı? Yok, gene itibariyle. En güzel konu o. Giden aracın adı da Azim'miş. Evet. Peki. Yani şöyle bir şey var yani. Dediğim gibi yani bu konu, hakikaten ben bu konuyu tartışmaktan, gündemde olan bu gara ile ilgili tartışma yapmaktan hicap duyuyorum. Bana göre bizim işimiz de değil, sivillere düşmez askeri konuları tartışmak. Bunun TSK'ya hiçbir faydası yok. Bu hazır bu tartışmalar yapılıyorken Selahattin Demirtaş böyle bir tweet atmışken, parti yönetimi kınama yayınlamışken, hani bütün bunların olmasını açıkçası beklemiyordum. HDP'nin kapatılmasına ilişkin söylemler birazcık yavaşlar mı? Bilmiyorum. Adımdır. Bizi ancak sevindirir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi olan her partinin bu tavrını, HDP'nin bu tavrını değiştiriyor olma ihtimali olması. Ben parti kapatmasıyla ilgili yani duruşum hep aynıydı. Parti bir tüzel kişiliktir. Ben partinin tüzel kişiliğin sorumlu tutulacağını düşünmüyorum. 2-3 ay evvel saymıştım, yani bakmıştım daha doğrusu kaynaklara. Kaynakların gördüğü kadarıyla Türkiye'de il ilçeleri falan beldeleri topladığınız zaman 1200 tane HDP partinin yönetim kurulu işte vesaire üyesi insan var. Bu 1200 insan bir suç işliyorsa bunları mahkemeye götürürsün, cezasını verirsin. Orada Bahçeli mazbatalı teröristler ifadesini nasıl değerlendirirsiniz? Var yok mu var? Yani hukuk niye o zaman bunu, niye gereğini niye bunu, yapmıyor? Yani üstad burada. Ona soracaksınız da benim demek istediğim şu. Parti bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik suç işlemez. O tüzel kişiyi idare edenler suç işler. Şimdi 1200 tane HDP'li yöneticim var Türkiye'de. 1200'de suç mu işliyor? 1200'de hapse de atarsın. Kanun neyi öngörüyorsa. Siyasetten de men edersin. Onun yerine gelecek 1200 kişi aynısını yapıyor. Aynısını yine yaparsın. Ben temelde ve esasta tüzel kişilikleri suçlamanın bir yere varacağımızı düşünmüyorum. Bugün HDP'yi kapatırsınız. Ertesi gün MDP çıkar, ZDP çıkar. Zaten hazırda 29 harfin kombinasyonu ve permütasyonu oldukça yüksek bir rakamdır diye düşünüyorum. Bunun sonu yok ama sadece konjonktür gereği o konuda ben yani bence Sayın Bahçeli'nin esas dem vurduğu nokta orası ve bence %100 haklı. Konjonktür gereği yok efendim Avrupa Birliği'ni
şirin gözükeceğiz. Amerika'dan bilmem şöyle şöyle bir duruş sergilemeyelim diyerek suç işlediğini bildiğimiz, gördüğümüz insanları da mahkemeye taşımamakla bence en büyük kendi içimizdeki zararı veriyoruz. Kim ne suç işliyorsa terörle alakalı, kim olursa olsun, hatta ufak bir suç da olsa mahkemeye savcılarımıza mı işliyor burada üstad? Tabii, Cumhuriyet savcılarımız görevli. Bunun üzerine gidecek kardeşim. Bunu ben de işliyorsam benim de gitsin, başkası işliyor, başkası gitsin. Bir de bunların üzerine gitmeyerek konuyu daha çıkmaz bir noktaya getiriyoruz. Çok örneği var bunun. Görüyoruz, bunu yapan insanlar da nasıl olsa bir şey olmuyor diye dozlarını da arttırıyorlar. Ve maalesef işte bugün daha da içinden çıkılmaz bir duruma doğru geliyoruz. Neden Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet'teki her partinin terörle duruşu aynı değil? Neden HDP bu duruşu sergilemiyor? Demek ki bizim sistemimiz, siyasetimiz, kamuoyumuz bunu buraya kadar getirmiş. Böyle bir durumda olan partinin mecliste ne işi var veya o partinin üyelerinin mecliste ne işi var? Bunu sorgulamamız lazım. Peki orada birkaç kanun maddesi açıldı. Kanun maddeleri ne diye soracağım tabii de. Ne konuştuğumuzu tam olarak anlamayan ya da dinlemeden her zaman olduğu gibi kalemşörlük yapan bir izleyicimiz var. Kendisini de kazanmak isterim. Dolayısıyla okuyacağım. Neyi tartışmaya çalışıyorsunuz? Emekli olan paşa falan değildir. Falan diye bir sözcük yok güzel Türkçemizde ki kendisi paşadır. Daha ekonomiyi tam tartışmıyorsunuz. Ekonomistler geldiği zaman ilk bölümde tartıştım onu. Ne zaman vatan için hayati risk aldınız da buradaki daha ayrı olacak. Ordunun operasyonlarını tartışmaya çalışıyorsunuz. Ordunun operasyonlarını tartışmıyoruz. Ordunun operasyonunun ardından oluşan siyasi polemikleri bir siyaset bilimciyle ve açılan davaları bir hukukçuyla tartışıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Tabii sayın dinleyicilerimizin yorumları ya da eleştirileri de başımızın tacıdır. Tabii ki kazanmak istediğim için zaten okuyorum böyle şeyleri. Çok iyi ettiniz. Biz de oradan aldığımız enerjiyle de devam edebiliriz. O eleştirilere de dikkat ederiz. Bir kere şunu bilelim. Bu anlamda sizden yola çıkarak şunu söyleyelim. Türk Ceza Kanunu'nda tüzel kişilerin sorumluluğuyla da ilgili madde var. Çünkü bazen... Ya, o tabii tüzel, TCK 55 bunu söylüyor. Yani tüzel kişiler, hatta biliyorsunuz geçen dernekler kanununda içlerine bir tane bile terör örgütü üyesi çıkarsa kayyum atanması ile ilgili bir madde geçti birkaç ay evvel. Ki aslında buydu amaç. Yani niye tek kişi yüzünden dernek cezalandırılıyor falan, o iş öyle değil aslında. Onu biliyor yönetenler. Ondan kaynaklanan bazı şeyler var. Ancak Mine Hanım, demin arz etmeye çalıştım, tekrar ediyorum. Abdullah Öcalan dediğimiz kanlı alçak terör örgütü liderini biz aldık Bülent Ecevit dönemiydi 1999 yılında. Onu yargılayan başkanı yakından tanırım, üstadımdır. Ondan feyiz almış biri olarak söylüyorum. 3 ay içerisinde yargılanması tamamlanmıştır. İndirilmiştir uçaktan. 3 ay içerisinde yargılanmış. Yargılama budur. Böyle olur. Böyle olursa buna biz adalet deriz. Dünya Selahattin Demirtaş demin söyledi. Selahattin Demirtaş 3 yıldır cezaevinde. Cezası nerede? Dünya örnekleri de böyle midir mesela? Dünyada en böyledir. Uzun süren yargılama ne kadardır? Yani şöyle söyleyeyim. Böyle bir adil yargılanma hakkına geldiğimiz zaman adil yargılanma hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi makul bir süre koyuyor. Bizim Adalet Bakanlığımız da makul süreleri tüm mahkemelere bilgilendiriyor. Mesela diyor ki hakaret dosyasında senin için hedef süre 230 gündür diyor bu davada. 230 günü geçtiğin her an makul süredir. Açalım bakalım Selahattin Demirtaş dosyasında Adalet Bakanlığı'nın o otomatik cihazı kaç gün vermiş? Onu çoktan geçmiş. Demek ki benim kızdığım şey şu. Biz Onur Bey'le çok programla karşı karşıya geldik. Gerçekten çıldırıyorum. Selahattin Demirtaş suç mu işledi kardeşim? Ne zaman işledi? 2014'te mi işledi? Kobani olaylarına mı karıştı? Alpon'un heykelini mi dikeceğiz dedi? Şunu mu etti? Sabri Ok'la mı görüştü? Kamerhan Yüksek'le mi görüştü? PKK'nın üst düzeyiyle Kandil'le mi görüştü? Bunların hepsi devletin elinde 2014'te Mine Hanım. Bu arada Kobani dediğiniz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobani olaylarına ilişkin HDP ile Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Soran Uluç, Serpil Kemalbay, Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar, Pervin Buldan hakkında toplam 9 kişi hakkında bir fezleke hazırlanmış. Bugün mü? Şimdi. Evet. Kobani olayı ne zamandı? 2014. 2014. Tamam. Şimdi zaten demek istediğim şey şu. Bakın bir cumhuriyet savcısı yaptık o görevlere. 6, benim 7. önümde dosya varsa
benim önümde dosya varsa, binaen özür dilerim, bölerek söylüyorum. Halkı aydınlatmak açısından. Mesela Onur Bey'in bende dosyası var, hakaret dosyası. Sizin bende dosyanız var, işte konut dokunulmazlığı ihlal dosyası. Bu dosyayı süresinde bitirmediğim zaman 2 yılda biz teftiş oluruz. Ya 2 yılda bir müfettiş gelir, adalet müfettişi. Gelir bana der ki Mine'nin dosyasını niye bitirmedin? Niye zamanında fezlekesini yazmadın? Niye bununla ilgili delili elinde imkan bulmasına rağmen yazmadın? Biz Cumhuriyet Savcıları, ki ben Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak Cumhuriyet Savcısı da yargıladık, Yargıç da yargıladık. Bu görevi kötüye kullanmak suçudur. Cumhuriyet Savcısı önüne gelen işte zamanında bu şeyleri, müzekkereleri yazmak zorundadır. Delilleri toplamak zorundadır. Şimdi ne diyorum ben? Abdullah Öcalan bu ülkede yargılandı. 3 ayda adama cezasını verdik. Müebbet hapis cezasını verdik. Gönderdik. AİHM'e gitti. AİHM bile reddetti onun taleplerini. Bakmayın siz de böyle polemiklere gidiyorlar. Niye? Adil yargıladığımız için. Şimdi bak, gerçekten söylüyorum. 2014'teki olayı, 2021'de iddianamesini açtın. Bu adamı yargılamaya başladın, 2024'te bitirdin. 2026'ya kadar istinaf ve Yargıtay sürdü. 2014 olayında bu adama 2027'de ceza vereceksin. Oldu mu sana adalet? Olmaz. Bu neden oluyor ama biliyor musun? Yargının siyasallaşması dediğimiz şey bu. Benim Cumhuriyet Savcım bilmiyor mu? Davasını zamanında açmaz. Dokunamıyor. Niye? Dokunamıyor siyasi niye? Baskıdan. Bunu ne olur? Dokunsa ne olur? Merakımdan söylüyorum hocam. Dokunsa ne olur? Ben gördüm hocam. Ben dokundum. Ben kendi dokunduğum için biliyorum. Ertesi gün sabah Van'da göreve başlıyorsun. Yani İstanbul'da görev yaparken hemen Van'a gidiyorsun. Bir de hakkında soruşturma açılıyor. Bak sen FETÖ'cü müsün? Bak sen bilmem ne. Yargı büyük bir baskı altında zaten bu anlamda. Yani kendi kendine, o yüzden diyorum, yargıyı kendi kendine bırakın kardeşim. Yargı bu işleri çözer. Yani yargı çözer derken şöyle, siyaset üstü olarak değil. Bu olayları en azından siyasallaştırmaz. Bu olayda suç kim ne işlediyse cezasını alır. Biz bunu biliriz. Siyaset de bununla ilgilenmez. Yani her olayın hukuki sorumluluğu vardır. Mine Hanım bakın, bu burada bir askeri operasyon yapıldı. Ne dedim? Siz yoktunuz Onur Bey. Dedim ki bu olayla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her faaliyet icra edildikten sonra icra edilen faaliyet raporu yazılır. Burası Muz Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. Tekrar ediyorum. Bununla ilgili uzman kurmaylar raporlar hazırlarlar. Bu raporlarlar eğitim, doktrin dediğimiz bölümüne genelkurmayın gider. Bu raporların elverişli olanları, ya oradan ders alırlar bunlar. Elverişli olanları askeri eğitim kurumlarına gönderilir. Ders olarak anlatılır. Bakın bunlar yapıldı, bir daha olmasın diye. Ya da başarılıysa nasıl başarıya ulaştık diye. Dünyanın en güçlü ordularından birinden bahsediyoruz. Hata yapar mı? Yapar. Bunun da kendisi hesabını verir zaten. Önemli olan bu değil. Bununla ilgili bir hukuksal sorumluluk doğarsa bunun da cevabı verilir. Önemli olan şu. Yargıyı yargıya bırakın. Yargı bu işleri zamanında yapsın ve sorunu çözüme kavuştursun. HDP meselesine geleceğim. Ya çok açık söylüyorum ya. İşte bir madde açtınız dediniz ya. Anayasanın 68. maddesi çok açık. Diyor ki silahlı kuvvetler diyorum. Siyasi partilerin tüzük ve programları ve eylemleri devletin bağımsızlığına, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşit ve hukuk devletine, milli egemenliğe, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf ve zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir diktatörlüğünü savunmayı, yerleştirmeyi amaç edinemez. Anayasanın 68. maddesi açık. Bu HDP dediğimiz siyasi partinin geçmişten bugüne, işte Selahattin Demirtaş'ın eylemlerinin iddianamesi yazıldı. Gene Kobani ile ilgili, bakın bugün fezleke çıktı diyorsunuz. Bunlar, size şunu söyleyeyim. HDP'nin bugüne kadar 100 kez kapatılmasını gerektirir ya. 100 kere. Yani ayrı ayrı aç kapa yani. Şey, Yargıtay Başsavcılığı tarafından. Ve yeni yasada biz bu yetkiyi aynı zamanda öyle ilginç bir şey ki ya siyasi partilere verildi. Mine Hanım neyi konuşuyoruz yani? Milliyetçi Hareket Partisi zaten. Ya, konuşuyorlar. Kimsenin Yargıtay Başsavcılığına başvurup da HDP kapatılsın dediği yok. Ama burada tartışıyoruz biz. Ama benim gücüm var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan siyasi parti, her bir siyasi parti kapatma isteyebilir. Hadi CHP ile İYİ Parti muhalefette de ki oy kaygısı yüzünden bilmem ne şey yapıyor diye. Sen iktidar partisi, sen başvur. O da yok. Ondan sonra biz burada habire kapatalım mı kapatmayalım mı? Biz niye konuşuyoruz ki bunu? Yargı bunun görevini yapar ve biter. Dolayısıyla aslında terörle mücadeledeki en büyük hassas konu yargının yargıya bırakılmasıdır. Zamanında işlemlerin yapılmasıdır. Bu olursa HDP de kapatılır. HDP'nin kapatılmasını da şöyle algılamak lazım. Aslında bu panel konusu, burada konuşmak çok zor oluyor bu anlamda. Şimdi bu arada o kadar ayrıntılar var ki, kapatmanın hukuki sonuçları neler olur?
Bu kapatılırsa nereye gider? HDP'nin kapatılması şu demek. Aynı zamanda kanun diyor ki aynı amaçla aynı yoldan gidecek bir parti kurulması da yasaktır. Hani bir Ankara'ya gideyim, bu fezlekeler konusunda daha detaylı tabii önemli, bilgiyi Serkan Kılıççı'dan alalım. Serkan, nedir ayrıntılar? Yine hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Kasım ayında 6-7 Ekim olaylarına yönelik 2014 yılında gerçekleştirilen Kobani eylemlerine yönelik bir soruşturma başlatmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte o soruşturmada 108 şüphelinin ismi geçiyordu ve bir çoğunluğu da HDP yöneticisiydi. Bu HDP yöneticilerine yönelik işte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da fezleke hazırladı. Fezleke neye dayanarak hazırlandı? Hemen belirtelim, o dönem 2014 yılında HDP'nin MYK toplantısı sonrasında sokağa çıkın çağrısında bulunmuştu. İşte başsavcılık da bu çağrıyı suça azmettirme olarak değerlendirdi ve haklarında, milletvekilleri haklarında fezleke hazırladı. Yani hangi milletvekilleri hemen belirtelim. Fatma Kurtulan, Gara Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Soru Saruhan Oluç, Serpil Kemal Bey Pekgöz, Sezai Temelli, Pera Dündar ve Pervin Buldan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı ve fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tabii sadece milletvekilleri değil, o dönemde HDP'nin MYK'sında bulunan isimlere de yine aynı şekilde suça azmettirme suçundan, talimat verme suçundan yargılanıyorlar o isimlerde. Milletvekilliği oldukları için şu anda saydığımız isimlerde 9 isimler içinde fezleke düzenlendi. Peki nasıl bir süreç işleyecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na, oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek fezleke ve burada Adalet Komisyonu'nda, Karma Komisyonu'nda görüşülecek. Karma Komisyonu'nda eğer fezlekeler için onay verilirse genel kurula gelecek fezlekeler ve genel kurulda da oylama yapılacak. Bu oylama sonunda da bu saydığımız 9 ismin, 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde eğer bir karar çıkarsa bu milletvekilleri de yargılanacaklar. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar. Dediğimiz gibi Kobani soruşturması nedeniyle hazırlanan bir fezleke ve o dönemki HDP MYK'sında bulunan isimler bu isimlerde. Bu isimlerle birlikte 108 kişi daha bu davadan yargılandığını belirtelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Serkan Kılıç'a. Başka ayrıntı gelirse onları da elbette konuşacağız. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi, bakıyorum tam yanlış da bir şey söylemeyeyim diye, 11 Ocak'ta Devlet Bahçeli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık bir ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavrını kaybedip tavsamaya havale ederse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesine müzahir olarak gereği ne zamanı geldiğine inanmışlıkla yapacaktır. Böylece HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalarda yeni bir sürece girildi diyor. Verdiği, bunu söylediği zaman, bir aylık süre verdiği zaman 11 Ocak, bugün geçti. 19 Şubat. Ya bir de şöyle söyleyeyim. Yani hani sapla samanın çok karıştığı bir ülkede yaşıyoruz. Anayasamıza göre, 138. maddesine göre hakim ve savcılara talimat verilemez diye bir madde var. Dolayısıyla hakim ve savcılara ya da yargıya işini ne zaman yapacağı ya da yapmasıyla gerek. Bir artık ip koptuğu için biz de bunları çok görüyoruz da ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza bakın çok seslendim, yalvardım. Dedim ki yargıya intikal eden konularla ilgili ne olur açıklama yapmayın. Çünkü bu açıklamaları, bu Türkiye bir hukuk devleti Mine Hanım, bunu niye söylüyorum biliyor musun? Biz olayları terörist gibi çözemeyeceğimiz için bizim bağlı olduğumuz hukuk sistemleri var. Yaptığımız bu açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Sayın İçişleri Bakanımızın açıklamalarını, bu terör örgütünün üyeleri topluyorlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyorlar. Diyorlar ki bak Cumhurbaşkanı yargıyı etkiledi. Bak, o ama etkiledi. Yani bu etkidir yani. Çünkü siyasi makamlardasınız. Biz hukuk devletiysek bizim siyasi makamları bunu şey yaptığı zaman da, Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı zaman da biliyorsunuz çok ağır eleştirileri var Sayın Kılıçdaroğlu'na. İşte Yargıtay üyeleriyle ilgili şeyleri vardı, karar veren yargıçlarla ilgili vardı. Siyasetin her tarafında var bu yani. Artık çamar olanına dönmüş bir halde yargıç savcılar. Bu noktada herkes orada bir şey söylemeye çalışıyor. Yargıya talimat vermeye çalışıyor. Yargıya emir vermeye çalışıyor. Yargıyı kendi lehine hareket ettirmeye çalışıyor. Oysa bu adaletle oynamak en tehlikelisi. Dolayısıyla ne oluyor? Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden neden bu kadar aleyhe karar alıyoruz? Almamızın sebebi temelde yapılan siyasi iç açıklamaların, yargıya intikal eden konulardaki siyasi açıklamaların sonuçta aleyhimize dönmesi. Dolayısıyla
Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Yani yargıyı yargıya bırakmamız lazım ki bu sorunları çözelim. Diğer taraftan şunu da görmüyoruz. Hani sanki yargıç savcıların işi gücü yokmuş. Hep bunlarla ilgileniyormuş gibi de bir hal ortaya çıkıyor. Ya arkadaşım, İstanbul'da Allah sizi inandırsın, Asliye Ceza Mahkemeleri 1000-1500 dosya var. Bir suç ceza yargıcı, bakın ben konuştum. Bir suç ceza yargıcı bir günde 76 kez ifade almış. Ne demek biliyor musunuz? İfade alması için dosya okuması gerekiyor. 76 klasör okumuş bu adam. Sözüm ona. Ya okuması imkansız. O yüzden de zaten yargılama faaliyetleri doğru yürümüyor. İşte dosyalar okunmuyor. Endişeleri oluyor. Bu... 76 kez bir suç ceza yargıcı ifade alabilir mi ya bir günde? En fazla alabileceği, ben size söyleyeyim, 5'tir ya. 7'dir. Ya kafa kazan olur zaten. Ya 7'dir. Bir de insan hakları bu. Adamın dosyası tutuklayıp tutuklamayacağınıza, adli kontrol altına alıp alamayacağınıza karar verdiğiniz dosyalar bunlar ya. Bir suç ceza yargıcı İstanbul Çağlayan'da bugün 12 tane suç ceza hakimliği var. Ya bu sorunu çözün, oraya 120 tane kurun. Adam gibi ifade alabilsinler bu yargıçlar. Bunlar makine değil ki. Bunların hepsi, o kitapların hepsi okunuyor Mina Hanım. Okuyacak bu adam ya. O dosyayı komple okuyacak. Ve bunun üzerine siz önünüze gittiğinizde bu sizin de benim de hukuki güvenlik hakkıma aykırı yani. Allah korusun ya Onur Bey'in de yani. Gittiğinde onun önüne gittiği yargıcın dosyasını okuyacak vakti yok. Yani bu kadar tehlikeli bir durumdan konuyu niye buraya getirdim? Yargının kendi iş sorunları ayrı büyük. Bir taraftan da siyasi makamların yaptığı, ya yani ana muhalefetiyle iktidarıyla yaptığı açıklamanın altında yargı bağımsızlığı inim inim inliyor. Bunlardan kaçınmamız lazım. Bakın azmettirmeden dava açıldı dediniz. Ya günaydın ya. 2014'te azmettirdi ya. Azmettirdiyse 2014'te oldu bu ya. 2021 yılında azmettirmeden adama dava mı açılır ya? Anlatabiliyor muyum? Yani Allah korusun birisi size bir suça azmettirse. 7 yıl sonra davası gelse biz buna adalet der miyiz ya? İnanabilir miyiz yani? Olay geçmiş bitmiş. Yani adalet dediğin şey zaten zamanında tecelli ederse hak alınır, kalpteki yara diner. Ancak öyle olur yani. Ondan sonrası intikam oluyor. Şimdi intikam gibi bakılıyor bunlara. Niye bunu yaratıyoruz? Biz zaten baksana kaç tane şehit veriyoruz. Bunlarla mücadeleyi bu çerçevede yaparsak, hukuk devleti içerisinde yaparsak mücadele edeceğimizi niye görmüyoruz? En çok bunu üzülüyorum. Peki bir oraya gidelim. Gelişmelerimizi de izleyelim. Sonra devam edeceğiz. Tedbirlere uyum azaldı. Her gün 100 vatandaşımız ölüyor yani. Bu sizin de benim de yakınım olabilir. Ben diyor işte bu kısıtlamalardan muafım. Muafsın ama niye çıktın? Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün tepkisi kısıtlamadan muaf olanlaraydı. Muafsın ama niye çıktın? İş için çıkmadın, gezmek için çıktın. Olmaz ki yani, bu hak sana verilmiş, işini göresin diye. Siz o amacın dışında keyfi gezmek için onu kullanıyorsunuz, o zaman suistimal oluyor bu. Özlü kısıtlama günlerinde sokakların durumunu hatırlattı, vatandaşları uyardı. Hafta sonları mesela sokağa çıkma yasağı var ama pek çok kişi arabasıyla seyahat ediyor. Sokaklar insan dolu, mağazalar, işte marketler vesaire, insanlar her zamanki gibi yine dolduruyorlar. Yani kısıtlamaların çok etkinliği kalmadı gibi. Bu vaka sayıları düşecek ki hepimiz kurallara uyacağız. O zaman her şey normale dönsün. Restoranların açılması söz konusu olduğunda içeriye girişte HES kodu istenebilir. Çalışanlardan PCR talebi yapılabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoran ve kafe işletmecilerinin yüzünü güldürecek haberi verdi. Mart ayı itibariyle illerde salgının seyrine göre işletmeler açılabilecek. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, işletmelerin hangi önlemlerle açılacağını anlattı. Restoranlarda HES kodu, PCR taraması istenebilir dedi. Vatandaşlarımızın mesafeli oturması istenebilir. Sırt sırta çapraz olacak şekilde 1,5 metre mesafeyle oturması söz konusu olabilir. İç mekanda diyelim ki kapasitenizin belli bir yüzdesi kadar insan girişine izin veriliyorsa, dış mekanda ondan biraz daha fazla ama çok yan yana dip dip olmamak koşuluyla böyle yaklaşımlar geçilebilir. İçeride bulunma zamanında kısıtlama getirilebilir. Örneğin denebilir ki içeride bulunacak yemek yenilecek yerlerde 1 saate kadar oturulabilir, 45 dakikaya kadar oturulabilir. Devam ediyoruz Güne Bakış'a. Doçent Doktor Celalettin Koca Türk de bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi yeni bir sisteme daha geçtik. Artık vaka sayısı tartışmıyoruz, hasta sayısı tartışmıyoruz. Artık bir harita üzerinden nerede ne kadar vaka varmış, 100 binde kaç olmuşu tartışacağız, öyle anlıyorum. 100 binde kaç olursa benim yüreğime su serpilsin dersiniz hocam. Açıkçası böyle bir hesap yapmadım. Ama tabii ne kadar az olursa o kadar iyi. Bir de bu mutant virüslerin olması çok önemli. Çünkü normal eskiden beridir alıştığımız virüslerden 10 tanesinin yerinde 1 tane mutant virüs daha farklı bir senaryoya yol açabilir mi diyelim. O yüzden umarım hiç görülmez. Ama ben yaklaşık 10 aydan beridir, sizinle de çok kez konuştuk biliyorsunuz. Söylüyorum biliyorsunuz, illerin, ilçelerin, hatta mahallelerin dahi verilerinin açıklanması gerekir. Bu sayede hem alınması gereken sağlıkla ilgili tedbirler, yatak doluluk oranları, hastane kapasiteleri ve sağlıkla ilgili alınması gereken diğer tedbirler düzenlenebilir. Bir de korunacak olan tedbirler ve gevşetilecek olan tedbirlerle ilgili daha sağlıklı kararlar alınabilir diye düşünüyorum. Okulların açılmasından tutun da restoran ve kafe barların açılmasına kadar her şeyin bence daha düzenli olmasına yol açacaktır. Ben çok olumlu buluyorum bu ayrıntılı açıklamaların. Bu şekilde halkın da sayıların azaltılmasına yönelik katkısının daha yüksek olacağını söylüyorum. Hatta ilk açıklama hatırlayın, Ankara'daki vaka sayısının ne kadar arttığına yönelikti Sayın Bakan'ın açıklamasında. Hatta hepimiz bunun iyi bir gelişme olduğunu, bunun daha çok söylenmesi gerektiğini, Ankara'daki insanların bu şekilde daha çok tedbir alacağını düşündüğümüzü söylemiştik. Nitekim de öyle oluyor. Ne kadar çok ayrıntı verirseniz halkı yanınıza almanız ve tedbirlere uyum da o kadar daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Hocam şimdi illerin nüfuslarının birbirinden farklı olduğu da düşünecek olursa oradaki oransal mevzu biraz daha böyle kafamıza net otursun diye soruyorum. Yani 17 milyonluk bir şehirde 100 binde, İstanbul'dan bahsediyorum, 100 binde 60 ise vaka herhalde 1,5 milyon civarındadır Trabzon'un nüfusu. Yani öyle tahmin ediyorum. Trabzon 800-900 binmiş. Trabzonluydun değil mi sen Sinan? Peki 800-900 binde 800-900 bin nüfusu olan bir yerde 100 binde 210 kişinin vaka sayısının açıklanması arasında yani inanılmaz bir fark yok mu oransal olarak da? Kesinlikle var. Yani normalde 100 binde yani 100'ün daha fazla üzerinde olması istenen bir durum değildir. Yani her test başına %1 oranının üstü pozitif çıkması kötüdür. Ya da nüfus başına bu 100 binde olan şey insidansı oluyor. Örneğin bir hastalık 100 binde 20'nin üzerinde görülüyorsa o artık çok tehlikeli anlamına gelebilir. Ama 100 binde 20'nin altına düştüğü zaman çok daha rahat ederiz. 100 binde 100'ün, 100 binde 140'ın üzerine çıktığı zaman o zaman tedbirleri daha da çok arttırmamız gerekebilir. Bu o anda buna insidans hızı deniliyor. O anda o toplumda görülen hastalık sıklığını gösteren bir veri. Tek bu veri o mu? Değil tabii ki. Biraz önce söylediğim gibi görmüş olduğumuz virüsün hangi tip olduğu, mutant virüs olup olmadığı da bizim için son derece önemli. O nedenle de bir kesme şeyi var mıdır? Rakamı var mıdır? Bununla ilgili açıkçası epidemiyologlarla konuşup onlara sormak lazım ama ben bilmiyorum açıkçası böyle bir kesme değeri, bir sınır değeri var mıdır? Şu 100 binde bir şunun üzerinde olursa şu tedbirler alınması gerekir. Ya da 100 binde şunun altına inerse şu gevşemeleri yaparız, şu rahatlamaları uygulayabiliriz diye keşke elimizde böyle buna benzer bir kriter dizisi olsa ama ben bilmiyorum. Şimdi şöyle bir kriter dizisi yapmışlar hocam. İllere göre 4 kritere göre bir puanlama sistemi getirmişler. Bu puanlara göre salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları gözlenerek 4'te ayrı kriter belirlenecek. İllerdeki 7 ila 14 günlük vaka sayıları, testlerdeki pozitiflik oranları, yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu ve illerdeki aşılama durumu. Buna göre puanlanacak olan illerde bir şekilde anladığım kadarıyla
tedbirler gevşetilecek ya da işte restoranların, kafelerin açılmasına dair bir takım adımlar belki atılacak ya da o adımların nasıl atılacağı konuşulacak. Karadeniz'de özellikle çok fazla bir vaka artışından söz ediliyor. Bir mutasyon mu var ve bu mutasyon ya da bu kadar vaka sayısı bir yerlerde olduğu sürece tedbirleri gevşetmek konusunda daha mı yavaş davranmak gerekecek? Mine Hanım, bu bahsettiğiniz kriterleri ben de öğrendim. Çok da olumlu buluyorum. Ben sizin biraz önceki sorunuzda şunu anlamıştım. Belki de yanlış anladım. Yani 100 binde kaç olursa ne yapmamız gerekir? Bununla ilgili bir kriter var mıdır gibi algıladım. Sadece 100 binde görülen vaka sayısına bakarak bir kriter yok. Ama birçok kritere göre 4 gruba ayrıldı. Daha az riskten daha yüksek riske göre sınıflandırıldı. Buna göre yapılması da bence de doğru. Ama yok hocam, gibi... doğru anlamışsınız soruyu. Bu ikinci soru. Anladım, okey. Ben sorudan soruya biraz hızlı geçtim galiba. yok canım. Bence kesinlikle katılıyorum. Çünkü bunlara bakarak, çünkü mesela hatırlayın, Hatay'da doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları bir ara %80'lerden bahsediyorduk. Bu ne demek? Yani olağanüstü bir durumda orada sağlık sisteminin her an çökebileceği anlamına gelecekti. O nedenle Hatay'a giriş çıkışların kapatılması gerektiğini söylemiştim ben, hatırlarsınız. Hı hı. Şimdi ama aynı dönem Bayburt'ta neredeyse hiç hasta yoktu o tarihlerde. Ve hatta okulların açılıp açılmaması gerektiğini konuşuyorduk. Hatay'da okulları açmak ne kadar hatalı bir durum olur? Bayburt'ta niye açmayalım o zaman? Ya da işte Anadolu'da hiç hastalığın görülmediği bazı iller, köyler var, niye orada açmıyoruz? Yani bu kesinlikle yerelde alınması gereken bir kararlar dizisi var. Çünkü Türkiye çok geniş bir coğrafya, çok farklı iklim koşullarından tutun da sosyoekonomik koşulları çok farklı olan bir dinamiği olan ülke. Bu nedenle okullar açılsın mı açılmasın mı? Mesela ya da şehirler arası kısıtlama getirilsin mi getirilmesin mi gibi buna benzer büyük kararları bence lokalde almak, bu bahsedilen 4 tane ana kriterlerle almak çok daha sağlıklı olacak. Ben de kesinlikle katılıyorum. Restoran ve kafelerle ilgili söylediğiniz şeye de müsaadenizle bir iki ekleme yapmak lütfen istiyorum. Lütfen buyurun. Restoran ve kafe işi, evet ben de istiyorum artık sosyalleşmemiz gerekiyor. Psikolojik olarak, maddi olarak birçok insan gerçekten çok etkilendi. Ama unutmayalım, bu virüs çok daha fazla bulaşıcı hale geldi. Şimdiye kadar görülen mutasyonlar gerçekten de hep aleyhimize işliyor. Hiç lehimize gelişmedi şimdiye kadar. Ve maskemizin, taktığımız maskenin tipi çok önemli. Taktığımız maskenin tek katlı mı, tek maske mi takıyoruz, çift maske mi takıyoruz, bu önemli. Maskeyi ne yazık ki hala yanlış kullanıyoruz. Hala maskenin önüne elimizi götürüyoruz, çıkarıyoruz, cebimize koyuyoruz, cebimizden tekrar önün arkasını karıştırarak tekrar takıyoruz. 4 saatte bir atmamız gerekir, ıslanınca atmamız gerekir, bunu yapmıyoruz. Maskeyi örneğin restoranda, kafeye gittiğimiz zaman, tuvalete giderken nasıl kullanacağız onu bile doğru düzgün yapamıyoruz. Hocam, o nedenle... yıl olmuş 2021, gerçekten tuvalete girerken maskeyi nasıl kullanacağını insanlara anlatmakla çok artık, yani bilemedim ne diyeyim. Şimdi şöyle, yani restoran ve kafelerle ilgili bir şeyler konuşulduğu zaman ya da okullarla ilgili bir şey konuşulduğu zaman okul sanki sadece sınıfmış gibi, restoranda sadece yemek yenilen yermiş gibi düşünülüyor. Oysa o restoran, o okulda tuvaleti var, onun yemek yeme alanları var, oyun oynama alanları var. Restoran kafelerin de yine aynı şekilde. Sadece masaya oturup kalkmıyorsunuz ki. Orada başka birçok yerlere de girip çıkıyorsunuz. Dolayısıyla o tür alanların da uygun hale getirilmesi lazım. Ve mutlaka ve mutlaka ve mutlaka havalandırmaların uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bakın, bunlarla ilgili çalışılmış bilimsel yayınlar var. Eğer siz havalandırması uygun olmayan bir ortamda, hele de maskesiz duruyorsanız, 2 saatin sonunda yaklaşık 30 metrekare olan bir alanda bulunan, eğer yarı yarıya azaltılmışsa oranında kapasitesi, diyelim ki %50 azaltıldı, oradaki minik bir restorana, mutfağa gittiniz, %100 hastalanıyor oradaki herkes. Kapasitenin yarıya düşürüldüğü durumda eğer maske takarsanız 4 saatin sonunda 3'te 2 kişi hastalanıyor. Yani maske tek başına yetmiyor. Sizin mutlaka havalandırmayı sağlamanız gerekiyor. Eğer süreyi azaltırsanız, yani süreyi yarı yarıya düşürürseniz, kapasiteyi yarı yarıya düşürürseniz, havalandırmayı eğer sağlayabilirsiniz, mümkünse doğal havalandırma, o zaman hastalıklanma olasılığı neredeyse sıfıra iniyor eğer bir de maske taktıysanız. Dolayısıyla
Yani bu özellikle de mesela yüksek sesle konuşmanın da önüne geçilmesi lazım. Restoran ve kafelerde konuşurken eğer müzik varsa o bulunduğumuz ortamda biz karşıdaki yemek yediğimiz kişiye bile sesimizi duyurmak için çok daha yüksek sesle konuşuyoruz. Hı-hı. Bazen bağırmamız gerekiyor biliyorsunuz. Bu durumda virüs saçılımı 100 kat daha fazla oluyor. Hatta daha da yüksek olabiliyor. Örneğin biz normal tonda konuşurken, nefes alıp verirken daha doğrusu 20 tane virüs saçarken, konuşurken 2000, bağırırken 200 bin virüs saçıyoruz etrafa. O nedenle örneğin restoran ve kafeler açıldığında orada müzik yayınının yapılmaması gerekecek belki de. Ben daha ziyade bu verdiğiniz argümanı televizyonda yayın sırasında tansiyon yükselince bağırmaya başlayan konuklara söyleyeceğim. Bağırmayın, 200 bin virüs saçıyorsunuz şu anda diye. Ruşen Bey. Hapşırdıklarında mesela 2 milyon ile 20 milyona kadar çıkabiliyor. Hapşırını hemen stüdyodan çıkaracağım. Evet, hapşırmak ne? Ruşen Bey taktı maskesini mesela. Söylediklerinizden korktu. Hocam sizi dedikten sonra, çünkü tam da söylediğiniz gibi bir alandayız aslında. Ve tam 2 saat burada kalacağız. Evet, aynen, çok dikkat etmek lazım. Havalandırması olmayan yerler çok riskli gerçekten. Hani diyoruz da 3 tane şey dikkat edin diye Ruşen Bey. Evet. Maske, mesafe ve hijyen. Dördüncüsü şu sıralar çok daha önemli. Havalandırma. Mutlaka aynen. Havalandırma kullanmayın diyorlardı hocam. Hayır, havalandırma kullanmak. Hayır, daha doğrusu klima olarak havalandırma değil de mutlaka cam pencere açın diyorlardı sanki. İdeali o. %100 haklısınız Mine Hanım. İdeali doğal havalandırma. Eğer bunu yapamıyorsak split klimalar örneğin riski arttırıyor. Ben split klimalardan bahsetmiyorum. Split klima odanın içerisindeki havayı tekrar dolaştırıp geri veriyor ve aerolizasyonu arttırıyor. Yani havada asılı kalan partiküllerin miktarını arttırıyor. Mesela ventilatör de öyle mesela. O da iyi bir şey değil. 100 mikrometreden daha düşük olan tanecikleri bütün ortamda havada asılı kalmalarını sağlıyor. Ama eğer sizin havalandırmanız standartlara uygun yapıldıysa, %100 temiz hava basılıyorsa içeriye, hele de filtrasyon sisteminden geçirilerek yapılıyorsa bu çok sağlıklı bir şey. Ruşen Bey, ne soruyordunuz siz? Bez maske miydi? Hocam ben mesela şu anda bez maske kullanıyorum. 10 yıkamalık diye satılıyor bu. Bunu yıkayıp kullanabiliyoruz diye biliyorum. Bunu ne kadar sağlıklı buluyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Valla bunu çok tartıştık Ruşen Bey. Ben bez maske kullanımına karşıyım. Ben takılıp atılan cerrahi maskelerin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 10 kez yıkanabilir diyor deniliyor o maskeler de nemleniyor, ıslanıyor. Yağmurda özellikle kış aylarında çok çabuk standartları bozulabiliyor. O nedenle 10 kere değil. Belki çok daha az kullanmak gerekebilir böyle durumlarda. Ben şahsen bez maske kullanımının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine bakın benim kullandığım maske bu. Cerrahi maske. İlk günden beri de çift maske kullanıyorum. Yani 10 aydır da çift maske kullanılmasını öneriyorum. Özellikle kalabalık yerlere gidilirken. Ve 4 saatte bir de değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bez maskelerle ilgili kaliteleri de çok farklı onların biliyorsunuz. O nedenle çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Çok önerdiğim bir şey değil ama. Peki efendim. Bunu öğrenmek istemiştim zaten. Bir de bundan sonra işte okulların açılmasından bahsediliyor bir taraftan. Bir taraftan işte restoran, kafe az önce konuştuk. Okul içinde diyorsunuz sadece sınıf değil, restoran içinde diyorsunuz sadece yemek yenen masa değil. Ama bir şekliyle bunlar açılacak ve açıldığı zaman kimden kendimizi bu sefer nasıl korumaya çalışalım? Hadi gitmemek bir çözüm de gidenler olacak çevremizde. Evet, şimdi aslında İspanya'da bir araştırma yapılmış. Bu araştırmaya göre okullardaki okullar hastalığın bulaşılmasında yüzde kaç etkili diye sadece %6 bulunmuş aslında. Çok da yüksek değil ama kurallara uyulursa. Özellikle de havalandırma yine çok önemli sınıfta. Örneğin bir öğretmen hasta ise ve eğer yeterince iyi korunmuyorsa, hele de sesini duyurmak için bütün öğrencilere bağırma çabası içerisinde, sesini yükseltme çabası içerisinde olursa senaryo farklı oluyor, bulaştırma senaryosu farklı oluyor. Tüm öğrenciler maskeli ve bağırması gerekmiyor. Sınıfın düzeni güzel ayarlanmış, havalandırması iyi bir sınıfta çok daha farklı. Ve ben kriterlerden hep bahsetmiştik biliyorsunuz. Elimizde en iyi yapılmış kriter tartışılabilir. Geliştirilmeli de bana göre. Ama yine de mevcut haliyle bile en azından bir kriter dizisi olduğu şeyin ilk okullarda olduğunu düşünüyorum.
minibüs şoförünüz yani servisteki şoförünüzün hostesinin hastalanırsa ne yapacağından tutup da öğrenci hastalanırsa ne olacak, öğretmen hastalanırsa ne olacak, hangi durumda korumalı mı, korumasız mı, maske var mıydı, yok muydu ya kadar en azından bir kriterler dizisi var. Bence sosyalleşmeye başlayacağımız zaman okulların mutlaka bir açı açılması gerektiğini düşünüyorum. Kurallara uyarak özellikle de eğer çok yüksek riskli illerde değilse yani işte bu 4 tane ana kritere bakılarak buralarda artık tedbirler gevşetilebilir diye karar verdiğimiz illerde kesinlikle okulların açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okullar gerçekten de çocukların eğitimsiz kalması tabii ki bu hastalık kadar olmayabilir ama çok çok önemli ve çok büyük zararlar veriyoruz çocuklarımıza. Bence çocukların okula kuralları uymak şartıyla gitmesinde bir sakınca yok diye düşünüyorum. Hocam ben bir soru sormak istiyorum izninizle. Evet, şöyle söyleyeyim, doğanızdan kaynaklanan bir öğretmen edanız var. Anlatırken bu güven vermek de çok önemli. Yani herkesten dinlemek olmuyor. Ben etkilendim açıkçası söylediklerinizden. Can Kulay'la da dinledim. Ve can alıcı soruyu sormak istiyorum. Sizce bu korona salgını İspanyol gribi gibi en az 4 sene hayatımızda olacak mı? En erken ne zaman çıkabilir sizce? Çok güzel bir soru Hüseyin Bey. Ben geçtiğimiz yıldan beridir Haziran 2021'i hep işaret ettim. Eğer her şey yolunda giderse diye. Ve bunu söylerken de ilaç ve aşı gelişmelerini takip ederek bunu söylemiştim. Ve Eylül-Ekim ayında da biz bu musibetten kurtulacağız diye düşünüyorum. Ama şunu hesaplayamadım açıkçası. Bizim planlarımızda benim yaklaşık Mart ayında Türkiye'deki aşılamanın %65'inin en azından yapılacağı vardı. Ve hemen arkasından da tüm dünyada aşılamanın en azından şimdikinden çok daha iyi bir noktada olacağını düşünüyordum. Çünkü bizim bu hastalıktan kurtulabilmemiz için Türkiye için bahsedilirse şu andaki bulaşma hızına göre yaklaşık 50 milyon kişiyi aşılamamız lazım. Ama o kadar aşı yok elimizde ve ne kadar gecikirsek aşılama yapmak için bu virüsün aşıdan kaçma ihtimali o kadar çok oluyor. Çünkü çok daha güçlü bir hale geliyor virüs. Yanı sıra tüm dünyayı da aşılamamız gerekiyor. Çünkü bu virüs tıpkı influenza gibi ya da bahsetmiş olduğunuz İspanyol gribinde o zaman farklı dinamikler vardı gerçi ama varmış yani. O zaman bu virüs çok daha güçlü bir hale gelebiliyor ve dolaşımda çok daha uzun süre kalabiliyor. Hatta belki de bu virüs 4 yıl değil İspanyol gribi gibi, belki şu andaki influenza etkin yani mevsimsel grip gibi sürekli de kalabilir. Bu birazcık bizim elimizde. Eğer biz dünyanın büyük bir kısmını en kısa zamanda en fazla sayıda kişiyi aşılarsak, o zaman mutasyonlardan etkilenmeyiz ve virüs atlamalı bulaştığı için yok olur gider. Ama eğer biz aşılamayı yavaş yaparsak, ki şu anda ne yazık ki öyle gidiyor tüm dünyada, hatta bazı ülkeler hiç aşılanamıyor bile, o zaman bu virüs hastalıktan aşıdan kaçmaya başlıyor. Daha güçlü hale geliyor. Siz aşı yapsanız da o zaman senelerce bu bedelle uğraşmak zorunda kalacaksınız diye özetleyebilirim. Peki hocam, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum size. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Biz de devam edelim bir son dakika gelişmesiyle. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hapis cezası onanmış. Yargıtay propagandası yapmaktan. Yargıtay 16. Ceza Dairesi HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na terör örgütü propagandası yapma suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şimdi şöyle değerlendiriyorum. Şimdi bu terör örgütü propagandası yapmak suçu bugün yoktu. Bu suç Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece vardı. Geçmişte onlarca açıklama var. Sayın Bülent Arınç'ın açıklamaları var, Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. Bu açıklamaların hepsinde üzülüyorum işte. En çok üzüldüğüm şey işte hukukun siyasete alet olması dediğimiz şey beni çok rahatsız ediyor. Ne diyor eski Adalet Bakanı? Öcalan bölgenin durumunu sağlıklı yorumluyor diyor. Terör örgütü propagandası yapmak. Diğer birisi PKK terör örgütü değildir. Öcalan terörist demek denize göl demektir diyor. Terör örgütü propagandası yapmak. Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini çok isimleri söylemiyorum. Herkes okuyabilir yani. Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini çok iyi okuyor. Terör örgütü propagandası yapmak. Şimdi bu açıklamalar 2014'te yapıldı, 2013'te yapıldı. Akil adamlar çıkarıldı. Ha burada çadır mahkemeleri kuruldu. Ben çıldırdığım nokta bu. Şimdi şu var. Bugünkü adaletsizliğe bağlamak istiyorum. Hocam demin söylüyor. Birleşmiş Milletler size verdiğiniz haberi genel sekreteri 10 ülke
üretilen aşının %75'ini almış dünyadaki üretilen aşının kendi uhdesine. 130 ülkeye bir doz dahi aşı gitmemiş. Adaleti bu mu dünya? Gerçekten adaleti bu mu dünya? Aynı adaletsizlikleri biz kendi içerimizde de yaşıyoruz. Dünyanın da adaleti yok. Kendi içimizde de yok. Dün bu sözleri söyleyen kimselere terör örgütü propagandası yapmaktan dava açtık mı? Hayır. Kimler onlar? Ya işte şey, nedir onun ismi? Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Bundan hepsi şeyde var. Sayın Bülent Arınç. İşte Yasin Aktaş, AK Parti milletvekiliymiş o tarihte. İşte Emre Aköz, bir gazeteci. Yalçın Aktaş, işte başbakan yardımcısıydı dönemin. Abdullah Öcalan, olayları okuma kabiliyetine ve tecrübesine sahip. Bakın, kanlı terör örgütü lideri hakkında yapılan açıklamalar bunlar. Şimdi bunlar dün yapıldı. Bunlar geçti. Bunlar hakkında ne dava açıldı? Ben o zaman Yargıtay Cumhuriyet Savcısıydım. Yani bunların olduğu dönemde bu açılım şeyin olduğu dönemde de görevdeydi mi? Saçma sapan. Yani önüne bir dosya geliyor. Size hocam hak veriyorum ama şimdi bu açıklamaları Onur da HDP'lerin yaptığı açıklamalarla pek aynı kefeye de koymayalım. Yok, hak veriyorum size. Yok, ben kesinlikle kesinlikle katılıyorum size. HDP milletvekillerinin daha yani ben yatacak yerleri yok. Daha terör örgütü diyemedikleri PKK'ya kaçamak cevap verdikleri yerde hiçbirinin yatacağı yer yok. Yani 30 bin şehidimizin kanı var ellerinde diye bakıyorum ben yani. Çünkü buna nasıl diyemezsiniz yani? Eğer biz bu ülkede yaşayacaksak bunu artık emperyalizmden destek almaktan falan vazgeçeceksin kardeşim. Oturacaksın, geleceksin bu ülkede. Bu ülkedeki şikayetini bu ülkeden gel et. Varsa bir haksızlık gel konuşalım. Ama yok, ben arkamda Amerika var. İşte Kandil Amerika koruyor. Garanın 25 işte televizyondan izleyerek öğreniyoruz biz de. Abdullah Ağar Bey açıkladı yani. Garanın dibinde Amerikan İstihbarat Ofisi var. Dibinde. Şimdi Irak, Türkiye, İran arasındaki şeye koskoca üs kuruyor. Gene Kandilli'nin dibine Türkiye'nin dünyanın en büyük Amerikan üssü kuruluyor. Hadi bunları konuşalım. Sen de buraya dayanıyorsun. Bu milletin ekmeğine kan doğuruyorsun. Evet. Yapma. Yapma kardeşim. Yani ben hem buradaki çifte standart benim kızdığım. Yani bu sayın milletvekili de yaptıysa dosyasını bilmiyorum. Yaptıysa Yargıtay onun adına göre yapmış. Cezasını almış, onanmış ve cezasını çekecek. Ama geçmişte yapanlar da aynı şeyle karşı karşıya kaldı. Ben hep söylüyorum. Terörle müzakere olmaz. Terörle mücadele olur. Kimle burada Onur Bey'le tabii siyaset bilimci olduğu için ayrıştığımız, çok konuştuğumuz meseleler buna. Hukukun üstünlüğünden vazgeçerek yaptığımız şeyin adına terörle mücadele diyemeyiz. Tekrar ediyorum. Hukukun üstünlüğünden vazgeçerek, hukuku bir kenara koyarak, Türk Ceza Kanunu'ndaki hükümleri, yok ben demokrasiye gidiyorum, yok ben açılım yapıyorum diye bir kenara koyarak yaptığımız şeyin adı olmaz. Bakın ta 2009'dan biliyorum Mine Hanım. Bu ilk çıktığında bu olay. Ne HDP tarafında bir samimiyet vardı, ne AK Parti tarafında bir samimiyet vardı. Hepimiz görüyorduk bunları yani, izliyorduk yani. Hiçbirisinin samimiyeti yoktu. Aynı samimiyetsizlikle devam ettiğimiz sürece terörle mücadele edemeyiz diyorum. Yani bunu taraflar, bu ülkenin Kürt vatandaşları, Türk vatandaşları hangi tarafa oturacağız kardeşim? Diyeceğiz ki bunu nasıl çözeceğiz? Yani Irak'ın durumu belli. Allah kimseyi, Erbil'le çalışmaya giden insanlar biliyor. Siz de iş adamısınız bir taraftan, bilirsiniz. 3 tane eline tüfeği alan adam Kuzey Irak'ta kendini gerilla sanıyor. Herkese çöküyorlar. İnsan kaçırmalar. Kimsenin huzuru yok ya. Suriye'nin durumu aynı. İşte İran biraz ayakta durmaya çalışıyor. İran'a ne yapılmaya başladığı belli. Türkiye bir hukuk devleti olmaya çalışıyor. Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlar belli. Hiçbirimiz kellemizi kurtaramayız. Akıllı olacağız yani. Anlatabiliyor muyum? Bu devleti yönetenler de akıllı olacaklar. Hiçbirimizin kellesi kurtulmaz. Gemi bizim gemimiz. Millet bizim milletimiz, hukuk bizim hukukumuz, koruyacağız ve bu milleti eşit haklarla yani anayasanın 10. maddesindeki eşit uygulamayla herkese davranacağız. Yani bunu sağlarsak eğer bir yere varız, tekrar ediyorum yani bunu işte aşıya bağlarsak tüm dünya bunu yaşıyor. Bakın bu rakam büyük bir rakam ya. Yani 130 ülkedeki insanlara, çocuklara, annelere, ninelere, teyzelere aşı daha gitmemiş. Adamlar duymamış 130 ülkede. Dünyadaki 10 tane ülke dünyada üretilen aşının %60, %75'ini almış. Ben Kanada'yı duydum hocam sadece. Depolamış bir de. 3 kat.
Ha, üç katını, nüfusunun üç katını depolamış. Bir gramını da bir gramını Angola'ya vermiyor. Bir gramını Uganda'ya vermiyor. Bir gramını Afganistan'a vermiyor. Aa, sana işte ülkenin, dünyanın geldiği durum yani. Miran, ne bu diyeyim? Son dakika gelişmesinden hareketle bu HDP kapatılması, yaptırımlar uygulanması, HDP milletvekilinin bu gerekçeyle Yargıtay'ın 2 yıl 6 aylık cezasını onaması ve az önce Ruşen Bey'in hatırlattığı zamanında yine bu tip şeyleri söyleyenlerle ilgili, terör örgütü propagandası yapanlarla ilgili herhangi bir adım atılmamış olması, nasıl değerlendiriyorsunuz siyaseten? Yani Ruşen Hocam, yanlışsam zaten ama Yargıtay süreci de bittiğine göre herhalde bir 3-4 yıllık bir dava alma ihtimali yüksek midir bunun zaman olarak? Açılması. Bunlar da zaman aşımı toplam 12 yıl. Yok yok. Yani Yargıtay süreci şimdi bitmiş ya. Bitti. Bunun ilk başlangıcı, ilk normal ana kademe mahkemesinde 3-4 yıl var mıdır en herhalde? En fazla 2 yıl, 3 yıldır. 2-3 yıl. Yani evet, öyle yani olmalı. Yani hani muhtemelen ortalama olarak. Yok yok, muhtemelen bu ama evet, o civarda bir şeydir. Ben yani zaman aşımını soruyorum. Hayır yok, yani ne kadar, en azından herhalde 2-3 yıl. 3 yılda bitmiştir diye düşünüyorum. Bir davadır diye düşündüm. Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yani ben orada Ruşen Hoca'nın dediğini anlıyorum. Bir yani hukukçu bir akademisyen olarak aslında buradaki arızaya tespit yapıyor. Yani hepimize çarpıyor hocam. Evet. Yani. Çünkü bu sonuçta işte bu arıza bugün oraya zarar sağlar, yarın döner dolaşır. Evet. Bize zarar sağlar. Ya şöyle bir şey var. Evet, burası bir hukuk devleti olduğu zaman Ruşen Bey'in de okuduğu demeçler mantık olarak düşünüyorum ben sadece. Bir mantık silsilesi içerisinde. Bu da terör propagandası olarak şey yapılabilir, düşünülebilir. Fakat bunu düşünecek olan biz millet değiliz. Bunu düşünecek olan mahkemelerdir. Savcı orada görevini yapar, böyle bir şey öngörüyorsa. Mahkemeye gider, hakim der ki hayır, bunun bununla alakası yok. Bu farklı bir konu. Ama bu tabii hukukun üstünlüğü olan bir ülkede çok daha görmeyi istediğimiz yerler. Herkesin hesap verebilir, herkesin en azından kanun önünde, mahkeme önünde eşitlendiği noktadır. Bu ideal noktadır. O bakımdan evet, ben de hak veriyorum. Ama tabii HDP'li milletvekilleri, onun Ruşen Bey de aynı fikirde. Kuşkusuz hocam. Yani. Onların söylediklerinin ipe sapa gelir tarafı yok. Ya şimdi ben sabah da bir yerde şunu söyledim. Terörizm konusunda net ve dürüst olmak lazım. Terörizm konusunda, terörizmle mücadele konusunda net ve dürüst olmadığınız zaman İşte en ufak bir şeyde, sürtüşmede taraflar arasında, iktidar muhalefet veya X veya Y partisi arasında hemen listeler çıkmaya başlıyor. Herkes birbirinin çetelesini ortaya koyuyor. Yani işte ondan sonra deniyor ki ben yapıldığı gün bunu yapana da lanet dedim, yaptırana da lanet dedim. Hemen işte muhalefet diyor ki ya siz de işte Öcalan'ın kardeşini çıkardınız seviniz. Ona işte Öcalan'dan mektup okuttunuz. Şimdi evet, bunu yapan da yaptıran da lanet olsun. Lanet olsun. Net söyleyeyim, kime gidiyorsa da gitsinler. Bu ayrı bir konu. Ama ya kardeşim, bu konuda oturun ve anlaşın. Bu konunun dili konusuna. Bakın sabah yine bilmiyorum, hatırlamıyorum, bir gazeteci arkadaşımız işte yani toplum çok şey yap dedi. Bu konular üzerinden özellikle tekrar örnek vermek için söylüyordu. Bölündü. Çok kutu. Ya toplum falan bölünmedi. Benim ailem %99 CHP'li, hem de koyu CHP'lidir. Arkadaşlarımın %50'den fazlası muhalif görüşlü. Hatta partilerde, ciddi görevlerde olan insanlar. Benim bu adamlarla hiçbir derdim yok. Ailemle de derdim yok. Tabii niye olsun ki hocam? Yani toplumda böyle bir kutuplaşma, zıtlaşma falan yok. Ha, var tabii istisnai durumlar. Böyle hani fanatik takım tutar gibi parti tutanlar, böyle kırlaşanlar var ama bunlar %1'i %3'ü geçmiyor. Siyasete buradan bir çağrı yapalım. Nasıl söylüyorsak ki Twitter'a, sosyal medyaya bakarak siyaset yapmayın. Çünkü orası yalan bir dünya. Bu zıtlaşma da yalan bir dünya. Ben buradan çıktığım zaman Ruşen Bey'le fikirlerim, görüşüm %100 ayrılır. Biz Onur Hoca'ya. Bizim birleşimiz nokta bellidir. Bu milletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü ve bayraktır yani. Bu kadar. Bu kadar basittir yani. Bundan sonrası da pek fark etmiyor. Biz zıtlaşmıyoruz ki. Zıtlaşma falan yok. Zıtlaşmayı yapan, siyaset dünyanın her yerinde zıtlaşmadan, polemiklerden beslenir. Hatta bazen siyasiler bu polemikleri birazcık da körükler. Kendi avantajlarına olduğunu gördükleri veya hissettikleri zaman. Toplumda böyle bir zıtlaşma yok. Toplum şu anda bana sorarsanız, yani kendi etrafımdan konuşarak söylüyorum, muhalefeti de, iktidarı da bu konuda bence eleştiriyor ve hoşuna gitmiyor. Çünkü bu ülkede birkaç şeye kimse dokundurtmaz. Bakın görüşü ve itikadı ne olursa olsun toplum içerisinde.
Din kimsenin dini hakkında bir şey söyletmezler. Cenaze kimsenin cenazesine hiçbir saygısızlığı kimse kabul etmez. Ateist olsun şu olsun, bu ben toplumun kodlarını söylüyorum size. Ve en önemli ve en eskilerinden biri de bu ülkede kimse askere, hele hele şehide ne laf söyletir ne laf söyler. Ha, bunları birazcık uzaklaştıralım. Burada şu an itibariyle sadece kronolojik olarak belki iktidara birazcık daha fazla görev düşüyor. Onlar bu konuyu getirdiği için. Ama oradaki temel soru öbür o değil ki. Öbür tarafta Sayın Cumhurbaşkanı'na da belki görev düşüyor bu işleri yatıştırmak için. Oradaki temel soru o değil ama şunu soruyorum ben. Bir tarafta X kişisi işte bu bir kalemdir dediğinde bir ceza alıyor. Y kişisi bu bir kalemdir dediği zaman ceza almıyor. Hatta tamam. İlgili dava dahi açılmıyor. Evet. Ruşen Bey de diyor ki bu bir arızadır, iki yüzlü çifte standart tavırdır. Bunun giderilmesi ya da bunun toplumda yarattığı bir yerde bir bence ayrışma var. Bu ya, yok diyemem ki ama bir tek burada değil her yerde var. Yani burada bir kutuplaşma yok mu? Hayır canım bu ya bakın benim şahsıma böyle bir hukuki bir arızaya ben denk gelmedim. Ama ben şu şöyle bir insan değilim. Bana denk gelmedi veya ben kendime bunu denk gelmeyeceğini düşünüyorum. Ben bu konuda aman susayım ne olacak bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen bir insan değilim. Bugün başkasına yarın size. Aynen öyle. İnsanlık dediğimiz şey başkasının acısıyla acımak. Eyvallah. Başkasının sancısıyla sancımak ve onlara empati ses önemli verebilmek. Şey. Aynen. Ben bu insan değilim. Dolayısıyla. Tuzun kuru haline gelmedi. Ha yok niye abi yapalım? Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Evet bu sıkıntı var. Bu sıkıntı sadece toplumda veya hukukta o noktada yok ki. Ben size yüzlerce şey sayarım. Bunu yine değiştirecek olan bizleriz. Bunu yine değiştirecek olan bu millettir. Çünkü bu millet bu ülkeyi yöneten, bu ülkede muhalefet yapan partilere, iktidardaki partilere oy veren bizleriz. Demek ki yani birazcık da toplum olarak belki şeyde kendimizi arayalım. Demek ki biz bizi yöneten insanlara iktidarla muhalefetiyle bu konuda yeteri kadar mesaj veremiyoruz. Vermemişiz. Bazen de işimize gelmiş belki vermemişiz. O dokunmayanların evet toplamı misali. Onu bilmiyorum ama yani bunu ortaya çıkarmakta bir şey yok ki. Ben size 150 tane farklı konu sayarım. İnsanların Türkiye'deki adaletsizlikler sadece hukukta da sadece mahkemelerde de değil. Hani zaten dünya adaletsiz bir dünya. Yani bu bir şey değil. Bu böyle büyük bir olay değil. Evet var mı? Var. Bir sürü başka yerde de var. Yani ülke içinde bir sürü başka konuda da var adaletsizlik. Türkiye'de gelir dağılımı adaletli mi? Türkiye'de vergi tahsilatı adaletli mi? Peki vergilerimizin nereye gittiğini konuşalım biraz da. F-35 programında kalmak için Amerika'da bir lobi şirketiyle anlaşmışız. Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı bir şirket Washington DC'de Arnold & Porter'la anlaşmış. Yeni mi bu? Yeni. Bunun karşılığında yani çıkartılmış olduğumuz F-35 programına geri dönmek için lobi yapması dolayısıyla bu Arnold & Porter şirketine $750,000 ödeyecekmişiz. 1 Şubat'tan itibaren başlayan bir sözleşme 6 ay boyunca da geçerli olacakmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben değerlendirirsem muhtemelen yanlış anlaşılırım ama yine de değerlendireyim. Çünkü konu çok detaylı bir konu. Yani anlaşıldığını şimdi öğrendim sizden ama hani evveliyatını bildiğim için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Orada içeride kalmaktan ziyade kuvvetle muhtemel ileriye doğru orada bizim ciddi ticari haklarımız var. İleriye doğru bir adım atmak için yapılmış bir halkla ilişkiler sözleşmesidir diye düşünüyorum. Her ne kadar içeride kalmayacağımızı biz de biliyoruz. Amerikalılar da biliyor. Fakat önlerinde çok ciddi bir bizim önümüzde çok ciddi bir ticari kayıplarımızın tanzimi söz konusu. Bunu çok daha ciddi köpürterek değişik noktalara gelebiliriz. Muhtemelen içeriğini bilmeden konuşuyorum. Muhtemelen onunla ilgili bir şeydir ki inşallah öyledir. Yanlış anlayacağım kısmı şöyle söyleyeyim. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın. Böyle bir dava için Amerika'da bir firmaya $750,000 vermek çok ama çok ufak, çok küçük bir rakam. İnanılmaz küçük bir rakam. Yani ciddi bir konu eğer daha ciddileşirse o rakamı, verilen rakamı 10'la 20 ile çarpabilirsiniz. Çünkü o kadar para gerektirecek bir iş. Bu uzun vadeli bir iş. Dediğim gibi ben F-35 programına geri geleceğimizi düşünmüyorum. En azından şu konjonktürde, konjonktür değişirse tabii bir saniyede geri geliriz. O ayrı konu. Ama şu anda zannediyorum devletimizin bastırdığı nokta o programa geri gitmekten ziyade
o programdan hali hazırda doğmuş ve ileriye doğru doğması çok kuvvetle muhtemel olan bizim maddi kayıplarımızın için bir zemin hazırlamak. Çünkü orada büyük, bu konuda büyük şey, bizim tazminatımız konuda büyük konu kongreye gelecektir, mahkemeye değil. Onunla ilgili bir muhtemelen halkla ilişkiler çalışması, detaylarını görmek lazım. Ama o para çok küçük para, onu net söyleyeyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim zaten savunma müsteşarımız şu anda Katsa yaptırımlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden mal edinmesi bilen bir iki madde uygulandı biliyorsunuz bunlarla ilgili. Mal edinemez, edinirse evet, varsa. Yani hani Katsa'daki bu Amerika Birleşik Devletleri hasımlarına uygulanacak kanunla bazı yaptırımlar bizde uygulandı. Zaten Mart'tan sonra daha ağırlığına muhatap olur muyuz konusunun tartışıldığı bir şey. Onur Hoca'nın söylediği gibi eğer bu buradaki Pentagon'un açıklamasına göre F-35 projesinden Türkiye'nin çıkartılması sonucu Türkiye'nin uğradığı zarar 9 milyar dolar civarında bir zarar. Büyük bir zarar var. Bu 9 milyar dolarıdaki haklarımızı korumak için oluyorsa bu anlaşılabilir. Ancak Türkiye'nin ben birkaç yerden baktım habere. Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi amacıyla yapılıyorsa bu, ki biz biliyorsunuz niye bu programdan çıkartıldık? S-400'leri aldık diye. Yani S-400'leri kurabildik mi? Kuramadık. Kuramamamız neye yol açtı? Türkiye'nin aslında kurmak için aldığı hava güvenlik sistemlerini, hava savunma sistemlerini kullanamamasına yol açtı. Türkiye şimdi... Biz biliyoruz ki, görüyoruz ki bunların alınması noktasında ben siyasi iktidara müthiş bir destek vermeye çalıştım kendimce. Dedim ki bunu almamız lazım. Çünkü çok haklıyız. Bize ne Amerika Birleşik Devletleri, ne İspanya, ne Hollanda ihtiyacımız olan hava savunma sistemlerini vermiyor. Bir tek Rusya'dan alabiliriz. Buna kimse bir şey diyemez NATO ülkesi olmasına rağmen. Ancak aldık. Fakat bugün ben başka bir noktada olduğumuzu görüyorum. Yani... Dünkü şeyi okudum ben. Siz sadece almaktan değil aynı zamanda kurmaktan da bahsettiniz o zaman. Yani Girit modeli diyoruz tabii. Yani Girit modeli diye Sayın Savunma Bakanımız konuştu. Bu şey diğer taraftan şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten sorunumuz burada Mine Hanım. Biz en üst perdeden şunları söylüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dik duruyoruz. Şöyle oluyor böyle oluyor. Ama bir taraftan da dünkü Anadolu Ajansı'nda ne yazıyor? Diyor ki Türkiye 69 yıldır NATO'nun en kıymetli ve eşsiz müttefiklerinden. Hadi ya. Hadi ya. Hadi bunu Türk halkına söyle. Gerçekten biz müttefik miyiz? Hadi şeyi Kıbrıs'taki tavırlarını konuşalım. Şimdi İngiltere uçak gemisini gönderiyor şeye. 40 yıldır terörle uğraşıyoruz biz. NATO'nun bir tane desteğini görelim. Ya çok ya hocam bazen çıldırma noktasına geliyor adam. Ya bizim Amerika Birleşik Devletleri destek veriyoruz dediğimiz şey NATO'nun kurucu üyesi değil mi? Öyle. Ya NATO kurucu üyesi bugün Türk askerlerini, sivillerini, İçişleri Bakanımız açıkladı 6200 tane sivilimiz ölmüş. Katleden bunlara silahları veren, Gara operasyonunda mağaraya girildiğinde bulduğumuz silahlar Amerikan silahları. Mine Hanım. Şimdi o zaman gelelim SADED'e. Herkes demin dediği gibi samimiyet sorgulaması olacak. Eğer siyasi iktidar bu terör sorununu çözecekse Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu millet arkasına durur. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı samimi olacak bu halka. Sen bir taraftan F-35 yani S-400'leri garaja koyayım, işte bagaja koyayım, kullanmayayım madem sen öyle istiyorsun Amerika Birleşik Devletleri diyecek. Bir taraftan F-35 programına geri dönmek amacıyla ödün verecek. Yani bu çok açık söyleyeyim eğer böyleyse algı düzeyinde de gerçek düzeyde de bir ödündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir ödün olarak anlaşılır. Dolayısıyla bu kabul edilemez ve bu noktadaki dış siyasetteki yalpalama ve ödünler Türkiye'nin gerçekten dış siyasette elini zayıflatmaktadır. Peki, ikinize çok teşekkür ediyorum. Bir şey ekleyeyim, S-400'leri, yani tabii ki umut etmiyorum, hiç istemiyorum ama ben S-400'lerin kullanılmaması konusunda herhangi bir irade olduğunu düşünmüyorum. Şu Sayın an Cumhurbaşkanı da açıklıyor ama... Bir kere radarlar çalışmaya başladı. Şeyle birlikleri kuruldu. Bir de ufak mesaj geldi. 750 bin az bir rakam deyince son 4-5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin Washington'da resmi lobilere harcadığı para bile 750 bin dolardan fazla yıllık. Onu da not edelim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi parasını harcıyor mu?
Tamam. O para nereden geliyor? Öbürü devletin parası. Öbürü nereden geliyor? Benim vergimden geliyor. Ha. O da bizim paramız yani. Aynı ikisi de. Aynı 750 şey. Bu. Yani. İkisi de ikisi bizim vergimizden gelmiyor. Veda et diyorlar. Tamam. İkisi de bizim vergimizden gelmiyor tabii ki. Aynı çok teşekkür tamam. ediyorum yayına katıldığınız için. Burada noktayı koyuyoruz. Güne bakışa. Görüşünceye dek hoşça kalın. Bitcoin 3 kola yadımda.